Haftanın ilk yarışmacı gelini titizliğiyle meşhur Diana Kazakova verdi. 26 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Ukrayna asıllı gelinimiz modellik ve dansçılık yapıyor. Sümeyye Yaşa. 28 yaşında ve 4 yıllık evli. Tokatlı gelinimiz kalıcı makyaj uzmanı ve jimnastik antrenörü. Simge Efe. 22 yaşında ve 7 aylık evli. Fotoğrafçı olan gelinimizin memleketi Ordu. Yasemin Demirel. 29 yaşında ve 9 yıllık evli. Bursalı olan en kıdemli gelinimiz perde tasarımcısı. Elif Çetin. 36 yaşında ve 2,5 yıllık evli. Trakyalı gelinimiz ev hanımı. Aslı Hüner'le Gelin Evi'nden herkese merhaba değerli izleyenler. Bu hafta Best of haftasındayız. Sizin en çok sevdiğiniz, görmeyi bir daha istediğiniz gelinlerimle harika bir hafta olacak inşallah. Şimdi kızlarımı ben aldım. İstanbul Bahçeşehir'deyiz ve sizin de hatırlayacağınız bir gelinimiz Diana gelinin evine konuk oluyoruz. Şöyle bir bakıyorum da, ay şurada bir komşusu vardı. Selamlaşmıştık. Bugün yok komşu. Var mı? Ay merhaba komşu. Özledin mi bizi? Evet. Hoş bulduk. Bugün yine geldik biz. Best of çekiyoruz. Bakalım neler neler olacak. Bizi takipte kal komşucuğum. Diana'nın evi de burası zaten. Hayatım köfteler hazır mı? Hazır tabii hayatım. Daha öbür etleri bile hazırlayacağım. Şimdi sen bence kendi hazırlıklarına bak. Sıkıntı yok, ben tamamım. Bu iş benim uzmanlık alanım, biliyorsun. Bilmez miyim tabii ki. Güzel değil mi burası? Evet. Çok güzel. Havada. Belli oluyor Diana'nın olduğu. Ya Diana havalı. Evet. Hoş, güzeller güzeli gelinimiz. Beyler siz hazır mısınız? Sen hiç merak etme abla, 10 numara karşılayacağız. Tamam. Hazır mıyız buyur beyler? Sizde. Hazırız. Bakayım bir. Geliyorlar poker. Geldiler. Bizi yine müzikle karşıladın. Vallahi bravo. Bravo. Harikasınız beyler. Hoş geldiniz. Ya kanun gibi, keman gibi, klarnet böyle bir at bakayım. Tak tırak tak. Geliyor. Kim bende? O bir star. Oh. O bir yıldız. Oh. Amerika'da bastı. Oh. İtalya'da büyüdü. Oh. O bir anıma. Oh. Kim geliyor? Kim geliyor? Gelinimin sultanı geliyor. Oh. Bir geliyor. Harikasınız beyler. Helal olsun. Ne varsa Türk müziğinde var, bizim enstrümanlarımızda var. Ya Rabbi maşallah. Vay be, çalgılı çengili bir giriş yaptık. Çok güzel oldu. Çok renkli bir kişilik bence Diana. İzlemiştim zaten, güzel oldu, beğendim. Düğüne mi geldik, nişana mı geldik, kınaya mı geldik yoksa gelin evine mi geldik? Anlayamadım gitti. Karşılamayı görünce dedim ki dişli bir rakip geliyor işte.
Ele karşılamadan sonra Diana'yı görünce dedim iyice şok oldum o zaman. Bilmiyorum bakalım bu rakiple işimiz biraz zor gibi. Evet değerli izleyenler, Best of haftasında gördüğünüz gibi sevdiğiniz gelinlerle karşınızdayız. Tabii Diana'cığım bizi Aslanım. Çok güzel karşıladın. Yalnız bu mangal yanmıyordu geçen geldiğimizde. Evet. Bugün bu mangalın hakkını veriyorsunuz. Eşim Aslanım. Ay merhabalaştık. Merhabalar. Ay hatırladım şimdi. Nasılsınız? Şimdi Soner Bey'di değil mi? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün böyle... Dur bir dakika ayağa kalkayım. Siz geçtiniz mangal başına çalıştırıyor mu Diana sizi? Bugün dedim biraz çalışsın. Aslanım benim güzel eşimin güzel yemekleri içeride. Ay biliyoruz. Sizleri bekliyor. Çok ama, güzel bir mutfağı vardı. İlk gelişinizde mangal görmüştünüz. Evet, o gün bugün dedim eşimi yalnız bırakmayayım. Vallahi bravo. Yakayım bunu. Hem gelin kızlarımız hem siz. Çok teşekkür ederim. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın. Evet, orkestramız da güzel yemek yer. Evet. Ay ne güzel, çok tekrar sevindim. Hoş geldiniz. Soner hoş geldiniz. Siz tabii ki içeride yemeklerinizi yiyin. Ben bunları size sıcak sıcak servis edeceğim. Ay ne kadar naziksin. Ne kadar şanslısın. Bize geçen ne demiştin? Hafta 7 ama bizde 10 mangal yakılır. Sefer mangal yanar evet. demişti. Çok evet. Ya çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür mutlu oldum gerçekten. Bu benim için bir onurdur yani. Sağ ol. Tekrar gelmeniz, tekrar yok, eşinizi yarışmak. Ben böyle eşlerinizi görünce, damatları görünce bayılıyorum. Peki o zaman ben mani olmayayım. Siz devam edin Soner Beyciğim. Bakalım sizin elinizin lezzetini de göreceğiz. Bakalım bize hangi damatlar sürpriz yapacak. Şimdi beklentiler çoğaldı şu andan itibaren. Bu sefer farklı bir şey yapmak istedim. Hem mangal olsun hem onun eşliğinde bir fasıl ekibimiz olsun istedim. Güzel bir karşılama yaptığıma inanıyorum. Aynı özeni de karşı gelinlerden bekliyorum. Sunuma geçmeden önce sen bu kırlentleri mi değiştirdin? Böyle Aslanım bende bir sürü var. Ben ruh halime göre... Yani şu anki ruh halim bu mu? Ya da bir hayvan mı? Bir mesaj mı var? Bu bir mesaj. Mesajla mı karşılıyorsun bizi? Renklerinden dolayı ya. Birazcık evet güzel uymuş. Seçtim. Bak yeşille, evet, koyu yeşille, evet, leopar. Nasıl perdecimiz ne diyorsunuz? Çok güzel uymuş olmuş, mu? Beğendim. Değil mi? Bahçe için çok şık. Teşekkür değil ederim. Mi? Orkestram da beğendi galiba. Bravo. Arada bu tuşları istiyorum. Tabii ki. Şimdi... Sunuma gelecek olursak. Evet, Diana gelinimiz bizi neyle karşıladı? Bu nedir Diana? Aslanım, fenk üzümü ile kokteyl bunlar. İçinde tonik evet. de var. Bu kendi üzümlerine sıkılmış haliyle beraber çok karışımı güzel, var. Çok güzel, çok şifalı. Evet, afiyet olsun buyurun. Kahve yerine evet. böyle bir şeyle karşıladım. Geçen sefer evet. de çarkı felek meyvesinden yine yapılmıştı. Gene kokteyl vardı, evet. Bu defa böyle bir şey hemen... Tadına bakalım. Evet, afiyet olsun. Ben gene kahvenizi yapacağım ama hani düğün videosu ve konuşma sırasında. Teşekkür ederim. Asıl sunum bu. Sağlık. Afiyet sen olsun. Sen mi yaptın çok Diana'cığım? Çok sen mi yaptın? Özür evet dilerim. Canım ben yaptım. Allah. Kokteyl sunumu değişikti, güzeldi. En azından herkesin yaptığını yapmamış. Şu neydi? Bunlar mı? Bunlar zeytin. Zeytin fındık. Peki ne alaka sunumla? Bununla bir tat o zaman. Bir tadına tat bakalım. Bakalım. Bir tadına bak. Yanındakinin de tadına bak. Hepsinin tadına bak. Yanındakinin gibi bir şeyler hadi. İçinde. O yeşil değişik ondan başlayalım. Fındıkla, fındık değil mi? Yeşili deneyecekler için... Var küçük fındık. Dikkat etmenizi... Acı mı? Acı mı? Bilemem tatlı da olabilir. Aslanım, Diana'nın sunumu yanar dönerli olmuş. Tabii, evet. tabii. Yanarlı dönerli. Afilli. Afilli bir şey yok. Biliyorsunuz evet. Aslanım. Yanarlı dönerli tabii. Şeylere bayılırım. Peki o yanındakiler ne öyle? Aa, bunlar benden küçük bir hatıra. Bugün sonu için. Aa, bugün sonu için bize hatırayı başta veriyor bak. Evet. Bakın. Enteresan. Diana işi biliyor. Öyle Öğren, mi? Ben mi yaptı yapacağını? Canım benim. Size vereyim bence. Teşekkür ederim ablacığım. Küçük bir hatıra. Çok teşekkür ederim. Çok nazik. Ne demek? Ne demek? Şimdi onların da tadına bakalım. O neydi o pikola mıydı? Fındık. Biri fındık, evet, biri çikolata minik. Topları. Tat bakalım nasıl? Dikkat et demişti. Dikkat et demişti baba. Bu ne? Nereden buldun? Hangi ülkeden geldin? Sushi sever misin? Sevmem. Belli oldu. Yemem ben öyle sushi. Wasabili çünkü çok acıdı. Wasabili leblebi mi bu? Evet, çok acıdı. Bunlar yemeyin, tavsiye etmiyorum. Çok acıdı. Alev tabii hani yiyenler var, yemeyenler var. Ben ortaya evet. koydum, denemek. Bir daha acı seviyor musunuz? Yok, o zaman
orkestraya versek mi acaba? Bence de onunla devam edelim. İkram edelim. Gel ablacığım gel. Bakalım Soner'ci. Bu kadar hareketli evet. Çalabilecekler nasıl bulacaksınız fikrinizi merak ettim. Arkadaşlar sen nefesli benim... çalıyorsun girmeye öyle işlere bence yani. Nefesli adam çal. Abi sen yapma gözünü seveyim. Yaptı bile. Ver hadi siz yediniz ben de yerim. Tüyal. Önce acı sonra tatlı. Ağzım uyuştu. Aslında ne atın? Ağız tadım kendinden geçti. Hemen atın. Ben de sizi besliyorsam kendimi. Nasılsın? Nasılsın? Emin misin? Verelim abi bir tabak daha. Üstüne bir çikolata verin adamcağıza. Bir çikolata verin yazıktı. Kafamı kesin yani o tattan sonra bunu. İyi geldin. Ben de şunu içeyim bari. Yalnız. Şimdi içecek güzel. Kendimden geçtim. Tatlı, tuzlu, ekşi. Daha ne yapsın? Acı. Daha ne yapsın? Evet nasıl buldun? Dört mevsim gibisin arada. Diana. Her zaman. Gerçekten öyle yani. Sonbahar, yaz, ilkbahar, kış her şeyi koymuşsun ortaya. Evet. Zevkler, renkler tartışılmaz. Ben karşılamaya bayıldım. Evet Sümeyeciğim. Sunuma bayıldım. Diana'ya bayıldım. Çok ben Diana'yı daha önce izlemiştim. Yani şu an yakından görmek ve tanımak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Ve çok seviyorum. Sen ne oldun? Ben karşılamayı çok beğendim. Her şey için teşekkür ederim ben en teşekkür başta. Ederim. Değişik tatları çok seviyorum. Eline sağlık yaptığın kokteyl de çok güzel olmuş. Afiyet ben sunumu beğendim. Sana sormuyorum. Beğendim. Yani baya baya. Çok beğendim. Çok karşılamayı da beğendim. Çok severim zaten böyle sazlı sözlü şeyleri. Evet. Beğendim. Bu bardakları kaça aldın hayatım sen? Valla Aslı Hanım çok pahalı hatırlıyor bir mi? Şey değildi ya. Ha. 400 küsürdü ya. 430 mu öyle bir şeydi takım halinde. Tanesi mi takımı mı? Yok takım takım. Ver. Bravo. Bu peki özel bir şey mi tasarımı? Şöyle aslında bunu eşim anlatsın daha iyi anlatır. Aa Soner Bey. Aynen. Tarih çefini alalım. Aynen. Siz mi yaptınız yoksa? Alayım bu benim imalatım. İnanmıyorum kameraya doğru. Gözünüz çıkartın da görsünler efendim. Bunların ahşabı vardı evet. Ama sen ama böyle herhalde şöyle, metalle camı birleştirdin. Metal altına rulman dönen bir mekanizma koydum. Evet çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim olmuş. Sağ olun. O zaman şöyle biz bir müzik alalım ve biz salonumuza geçelim. Bakalım evet. Diana evinde nasıl değişiklikler yapmış, neler var, neler yok. O sonra o mangalı böyle yavaştan böyle için için pişir. Yemek setup'ında yiyelim onları. Aslı Hanım bunlar yemeğinize sıcak sıcak gelecek. Ay teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size güveniyorum. Şimdi böyle onu ayağına anladık da sıkıntı olmaz değil mi? Saçın falan düşer sıkıntı yapmazsın. Tatlım ben öyle şeylere sıkıntı yapıyor olsaydım tokat aktırırdım. Şu arkadaki tabloyu da ben böyle uyduramadım. Hani harita mı değil? Ne? Züccaciye mağazası gibi her çeşitten bir şey var. Yani bu tablolara falan hiç uyumlu olmamış burası. Mesela bu ne alaka burada? Ben kendi zevkime göre yani ben seviyorsam yeterlidir benim için. Sürekli makyaj yapıyorsun, çok temizim, çok titizim diyorsun. Ben gece 12 kadar çekimde kalırken sen evinde yatıp uyuyorsun, kusura bakma da yani. Diana'cığım kayınvaliden senden çeyiz beklemedi mi? Sonuçta gelinsin, bohça falan beklemedi mi? Devresim takımı, işte namazlık, yelek, tamam. Bunlar koyulup bir şekilde verilir, istemedi mi? Az sonra... Diana Gelin evindeki değişikliğe girişteki duvar kağıdını yenileyerek başlamış. Salonda luxury ve modern çizgilere sahip mobilyalar harmanlanarak farklı bir dekorasyona imza atılmış. Ahşap ve green'in kombinlendiği mutfak hayli geniş ve ferah. Burası da Diana Gelin'in yatak odası. Bizon, gri ve siyahın hakimiyetindeki oda koyu renklere rağmen boğucu değil.
Buyurun Aslı Hanım. Teşekkürler. Dış sesten ben diğer ayakkabılarımı rica edeceğim. Şurada giyeceğim. Senin titiz olduğunu biliyorum. Evet, sağ olun Aslı Hanım. Evet, sağ olun. Hanımlar, merhabalar, merhabalar tekrar. Zaten beni izlemişsiniz. Evet. Biliyorsunuzdur. Birazcık hani galoş şeyim vardır benim. Ya da ben size peçete verebilirim ıslak mendille beraber. Ben ıslak mendil alayım. Ben galoş alayım canım. Tabii. Ben direkt ben de galoş alayım. Tabii. Eve girerken galoşla karşıladı bizi. Bir elinde ıslak mendil, bir elinde galoş. Sanki hastaneye mi geldim, eve mi geldim hiç anlam veremedim bir türlü. Oldu olacak bizi bir dezenfektan odasına sokup bir dezenfektanlayıp bir de hortumla yıkasaydı. Diana çok titiz bir insan ama burası da bir klinik değil sonuçta, ev yani. Eve girerken saçma buldum. Galoş olayı çok tatsızdı. O zaman evine kimseyi çağırmadı yana. Dezenfektan da var mı canım? Var canım, her şey. Eldiven var mı? Var canım, vereyim mi? Bunu da takayım, sen çok hijyeniksin. Aşkım. Kafandan da nem kaparsın. Yani sen böyle kulağına uygun görüyorsan... Böyle hoşuna gitti aşkım. Merhaba. Tekrar merhaba kızlar. Yani altlarını silebilirler, girebilirler dedim zaten. Yani bu galoşu kafaya takıp da böyle değişik değişik hareketlere hiç gerek yoktu. Bu tamamen kendini göstermesi için bir hareketti bence. Diana Gelin'in salonundayız ve Diana'nın hediyesini takdim edelim mi? Aslı Hanım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aç bakalım. Porselenlerinizden. Evet. Çok şık, çok kullanıyor güzel. Kullanıyor musun geçen seferkini? Bir şey söyleyeyim, gündelik olarak hep onları kullanıyorum zaten. Çok direkt. Rahat. Çok rahat, aşırı. Bak bunlar da senin modern tarzına uygun desenler. Evet. Ben çok beğendim. Şerel, gördünüz bu kaseleri. Bahçede de pop art mı diyorlar? Değil mi? Pop çok art. Güzel. Hı-hı. İyi çok günler. Teşekkür ederim. Çok güle güle. Güle güle kullan. Teşekkür ederiz hayatım. Sen şimdi öyle onda ayağını anladık da çıkartayım. Bak burada yani yiyecek içecek bir şey yok. Hiçbir yere de düşmez. Her şey yolunda. Sıkıntı olmaz değil mi? Saçın falan düşer, sıkıntı yapmazsın. Tatlım ben öyle şeylere sıkıntı yok aşkım, yapıyor olsaydım. Hijyen, bayağı hijyeniksin ya. O yüzden. Yani çıkartayım. Yok, bu hijyenlikle alakalı değil aslında. Bu birazcık şununla alakalı. Birazcık da saygı bence. Ben dışarıda gezdiğim ayakkabıyla kimsenin evine girmem. Tabii ki. Hani bravo. Bu sadece hijyenlik değil, bu bir saygıdır. Evet. Zaten hani terlik verebilirdim, altını silin dedim. Yok, hani ben galoşu tercih ettim ayağıma, ama kafana yani bu biraz... Hani dökülmesin dedim saç, o yüzden senin o zaman saçını toplaman gerekirdi. O yüzden... Evet, sen çıkar istersen galoşu. Böyle daha bir güzel oldu. Senin güzelliğini gölgelemesin hayatım, görsün izleyicilerimiz. Şey diyeceğim, sen hakikaten geçen sefer elinde bezle geziyordun. Hı-hı. Böyle elinde bir bez, sürekli şöyle ama. Hala öyle misin? Öyleyim aslında. Hadi canım. Gerçekten öyleyim. Dedim belki değişmiştir bazı şeyler. Yok, ama bu sefer bir tık daha rahattım geçen sefere göre. İyi. Niye? Çünkü hani ister istemez kamera arkasındaki ekip arkadaşlarımızı biliyorum. Hani alıştım. Artık hani alıştım, hani her yere gitmiyorum peşlerinde. Biraz bir zaman geçsin öyle gidiyorum. Sayesinde gitsem çünkü 5 dakika sonra aynı hakikaten çok olur. Takdir etmiştim. Zaten evet. Hepiniz derli toplu cici hanımlarsınız. Fakat şimdi bakıyorsunuz böyle dövmeler, efendim böyle frapan elbiseler. Bir tarzı var. Tarzı gerçekten iddialı. Evet. Hani ummadık taş baş yarar misali. Bakalım. Dış görünüşe göre değerlendirmemek gerekir diye bir söz vardır ya, işte tam burada vuku buluyor. Teşekkür bizim gelinimizde. Bakalım göreceğiz. Çeyizde, evet. Sofrada. Sıkıntı yok. Ay, kayınvalide gidiyorum valla. Yasemin. Göreceğiz, bakacağız. İyi ki oğlum yok. Sen oğlan yok, kız mı İki vardı? İki kızım var benim. Ya, düşünmüyor musun sen? Aynen. Yok, düşünme, gerek yok. Düşünmüyorum da şimdi. Gelinlere. Peki. Neler değiştirdin evinde, salonunda? Nasıl değişiklikler yaptın? Şöyle, girişteki duvar kağıdını değiştirdim. Aha. Ondan sonra buraya biraz renk katmak için turuncu yastıklar ekledim. Bayağı renk burası kalıyor. Burası yalnız kameramız mutlaka bu açıyı çekiyordur. Senin şu aynanı çok seviyorum ben. Işıklar da yanıyor. Evet. Çok güzel çıkıyorsunuz orada. Evet. Çünkü kendisi modellik de yapıyordu. Evet. Hala evet, şu an ne yapıyorsun? Modellik yapıyorum. Devam. Tabii evet. Modelliğe devam. Eşinle ne kadar oldu evliliği? 1,5 yıl oldu şu an. 1,5 yıl oldu şu anda. Evet. Peki bir çocuk falan yok, var mı aslında. Öyle bir şey? Düşüncemiz yok. Şu an işte senin vardı bir çocuğun. Benim var, o eşimin de var. Eşinin de vardı evet. Ama ortak bir çocuk yapmadınız. Yok. Siz. Anladım. Geçti bence tamam, peki, bizden artık. Peki gelin evinden sonra bir değişiklik neler oldu hayatında? İşte gündüz kuşağında da artık tanınan biri oldum. Sabah notere gittim bir gün. Bir işim vardı vekaletle alakalı. Oradaki bayan demez mi? Siz şey misiniz? Neyim miyim dedim. Şey dedi, dedim ne? Böyle ne?
Neydi? O siz misiniz galoş giydiren dedim. O benim dedim benim. Galoş giydiren diye hatırlıyorlar. Direkt öyle hatırladılar. Ondan sonra eşimle börek almaya gitmiştik orada da direkt. Bir hanımefendi küçük bir bebeğiyle oturuyorlardı. Hı. Diana Hanım evet buyurun gelin evinden siz. Çok yani. Güzel. Aynen o yüzden artık gündüz kuşağında bayağı bir bilinen biri oldum. Güzel. Gelin evi sayesinde. Sözü gelmişken bunu da sorayım. Hani kendini izlediğinde nasıl buldun? Hani bir eleştirin oldu mu? Kendine öz eleştirin veya işte şunu yapsaydım, şunu yapmasaydım yani, dediğin şeyler oldu mu? Aslında az bile yapmışım diye dediğim yerler oldu. Çünkü, ne gibi az bile yapmışsın? Yani çok sert yorumlar gelmişti bana. Ben de o yorumlarda biraz hani geri planda durmak istedim. İstemişsin. Evet yani. Belki de ilk hani gelin evi çekimimdi diye. Bu sefer biraz daha farklı olacağına inanıyorum. Çünkü yani önü kesilemiyor. Susunca önü kesilemiyor. Geliyor da geliyor, geliyor da geliyor. Artık ben de cevaplarımı net bir şekilde vereceğime inanıyorum yani. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan salona geçelim istiyorum. Diana Gelin'in salonu spor şık dekorasyonuyla öne çıkıyor. Gelinimiz modern çizgilere sahip gri köşe kanepesinde daha önce kullandığı beyaz kırlentlere turuncu kırlentler ekleyerek renklendirmeye çalışmış. Füme rengi televizyon ünitesi ve devamındaki endüstriyel tarz kitaplık oturma bölümüne hitap ediyor. Bu bölümde yer alan aksesuarların özenle seçildiğini, her birinin çok şık olduğunu belirtelim. Son zamanlarda popülerliği giderek artan mermer orta sehpa luxury tarzda. Aynı şekilde aynı ayaklı yemek masası da. Füme rengi cam başlıklı tavan aydınlatması salonun genel dekorasyonuna uygun seçilmiş. Zeminde daha önce düz beyaz halı tercih eden Diana Gelin bu kez beyaz üzeri siyah çerçeveli bir halı kullanmış. Ayrıca duvarda eşiyle olan fotoğrafını kaldırmış, yerine gümüş rengi tablolar asmış. Son olarak rustik perdelerin salona çok yakıştığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Benim şu an oturmaktan bel fıtığım tuttu. Evet. Neden? Koltuk çok rahatsız. Böyle bir an böyle bayılacak gibiyim. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyada bu kadar aşırı açık ve net söylüyorum. Görüp görebileceğiniz gerçekten en rahat koltuklardan çok biri. Niye? İnanılmaz şu köşeye tuttum. Yatan bir daha kalkamıyor. Ama öyle koltuk çok rahat. Ama şöyle hani çok rahat. Şu an oturamıyorum. Yani böyle bir hayır, dik oturma konusunda rahat demiyor diyor. Evet. Evet. Böyle arkaya yatacakmış gibi her an. Ben niye rahat oturuyorum? Kızlara da şöyle yapayım. Kasmayayım kendimi. 2, 3 Tanrım ben bir tane koydum bana yetti. Yetmedi. Senin boyun uzun o yüzden. Yani. Aşkım ben kendi boyuma göre yaptırdım kusura bakmayın. Salondaki koltuk adeta bel fıtığımı patlattı. Buradan hastaneye kaldırmazsanız beni iyidir. Sorun benim koltuklarımda değil Elif Hanım. Siz bence doktorunuzu değiştirin. Ama şu an ben yorumluyorum o yüzden kendime görünüyorum. Tamam. Evet hayatım yorumla. Onun dışında aşırı bir gözlerim yoruldu. Çok fazla biblo var. Aşırı derecede. Azaltmış halim aslanım. Siz çok fazla züccaciye mağazası gibi her çeşitten bir şey var. Gerçekten öyle züccaciye. Hayvanat bahçesinden sonra züccaciye. Burada melekeyi almak istiyorum canım. Ama gerçekten sorgulaması. Aslı Hanım orada hasır, gümüş, ayna, yani çiçek, kristal tarzında bir şeyler aşırı göz yoruyor. Tek bir şey yok yani. Bu hasır ne alaka? Kocaman bir ünite. Yani buraya tek bir şey zaten ama hasır ne alaka? Ne hasır buranın ürünü. Hasır olmaz, boş bıraksaydın orayı. İki tane ben o zaman da söylemiştim. Gündelik kullandığım eşyalar var. Birinde spor malzemeleri, birinde elektronik ve şarj vesaire. Öyle ama gibi. Oraya ama yer ahşap ya. Buraya ait tamam. Şey değil. Olmamış bence, güzel olmuş. Renkleri yok, hayır. Ben durdum yani. Ben duydum zaten ve mesela şuradaki tablonun içindeki renk yansımasıyla orası da birebir. Aslında küçük detaylara dikkat ettiğinizde küçük detaylara bakmıyorsunuz. Eve ne var incik cincik ne kadar biblo züccaciyede ne varsa hepsini doldurmuş bütün biblolar sanki üstüme yürüyor üstüme koşuyorlar gibiydi. Fenalık bastı resmen. Bu kadar aksesuar nesi fazla size geldi ki acaba? Herhalde hiç evde aksesuar kullanmıyorsunuz ki bu aksesuarları fazla buyduysanız. Küçük mesela detaylara bakıldığında aslında anlarsınız. Ayaklı sehpan buraya mı ait normalde? Bu sehpa değil bu normalde. Ama biliyorum yemek için yemek zamanlarında. Ne?
Biz onu içecekler için kullanıyoruz. Mutfakta olsa daha şık dururdu bana. Ama bu yok, tam mutfak salonda. Ben hep salonda içecek mi tutacağım ortada? Dolapta tutarım, getiririm mi? Hayır, hayır. Ben öyle içecek. Hayır, öyle bir köşe yani. Oluyor ya. O köşe olabilir oraya. Öyle içecekler mi? Anladım, biliyorum. O bir salon aksesuar gibi düşünebilirsin. Yani bence salonda olmalı. Mutfaktan zaten salon için yapılıyor bunlar yani. Anladım. Ben uyduramadım. Benim hoşuma gitmiyor. Abartıdan asla hoşlanmam. Sadelik benim çizgimdir. Net. Jaluzi perdeler de mesela buraya alakası var. Onlar jaluzi konusuna... değil. Jaluzi değil, evet. Bilmiyorum. Yanlış girdi. Jaluzi demir olmuyor muydu jaluzi? Tamam ama jaluzi tarzında yani. Jaluzi jaluzi. Ya bir şey bilip bilmeden konuşmayın. Jaluzi değil. Sen konuş. Perdin uzmanı. Tamam. Jaluzi bana şöyle bırakırsan ben konuşacağım zaten. Tamam ben de yorumluyorum. Sen de yorumla. Ama yanlış yorumluyorsun. Olabilir. Sen o yanlış yorumlarsan sen düzeltirsin. Devam et. Ya sen perde uzmanı olabilirsin ama ben fikrimi söyleyebilirim. Sonradan düzeltirsin. En azından öğrenmiş oluruz doğrusu. Aynen, beni bozmadan devam düzeltebilirsin. Devam yani. Et hayatım. Bana jaluzi diye isimli. Ben öyle yanlış tabir edebilirim. Bana uygun gelmedi. Böyle banyolarda falan bu tarz oluyordu. Ha, rustik için söylüyorum. Rustik, evet. Evet. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Moda aslında şu an artık yani. Ya, perdeci arkadaşımız daha iyi bilir. Hoş. Evet, o anlatacak. Doğru mu? Daha iyi bilir. Ben şu an çok geleceğim, moda yeri yani. Geleceğim. Evet yani. Evet. Ben beğenmedim, hoşuma gitmedi çok. Tarz tabii ki zevk meselesi, tarz meselesi. Yani ne diyebilirim ki ama... Daha düz bir şey olabilirdi. Yani zaten daha düzü korniş yani. Daha düzleri yani. İçeride mevcut. Ben salonda biraz daha hareket tatlı diye bunu kullanmak tercih ederim. Tamam, ben evet. Geleyim o zaman. Sen söyle Yasemin'cim. Ben şimdi perdelere geleceğim, onu bir kenara atalım. Ben salon sandalyelerinle bu köşe koltuğunun kumaşını bir... tutamadım. Yani bir takım evet isterdim. Aynı olsun isterdim. Yakın olduğu için mi? Evet, çok yakın olduğu için. Yani mesela daha ayrı bir bölümde olsaydı okey derdim. Köşe koltuğun bana çok spor gelirken yemek odası luxury. Yani daha avantgard geldi. Evet, avantgard luxury. Ayak evet ayakları aynalı oluşu, sandalyelerinin ayakları falan daha böyle şey geldi. Daha yakın isterdim. Orta sehpan güzel, buraya gitmiş. Bir diğeri de ben hiçbir zaman ne mutfakta ne de salonlarda yemek masasının altında halı sevmiyorum. Şimdi sen biraz daha hani hijyeniksin zaten. Hani ben de biraz detaylara takılıyorum. O yüzden masanın altında halı sevmiyorum. Ama... bir de o halın buraya daha çok gidermiş sanki. Değil mi? Evet. Bu halıyı böyle kaldırsaymış. Şöyle. Aynısı zaten burada mevcut. Fakat şu dönemi biraz işle alakalı yoğun geçtiği için benim bu halım burada yanmıştı bir süre önce. Yenisini almaya bırakın sipariş etmeye dahi fırsatım olamadı. Aslında tam katılmaya yakın aradım ama verdikleri tarih bu tarihten çok yani çok evet, sonraydı. Yani evet onu oradan kaldırıp buraya koyabilirdin. Onu yok demek ama istiyorum. Bu halı oraya küçük çünkü orası küçük. 6 bunu, metrekare. Bunu kaldır bence zaten ikisi bir arada hiçbir şekilde olmuyor. Ama ikisi aynı yani. Bunun sadece siyah çizgileri mevcut burada. Yani daha farklı. Yok yok bakabilirsin tekrardan. Her neyse perdeye aynı. Geleyim. Ben rustik detayını burada kullanmana bayıldım. Rustiği bu son yıllarda gerçekten ben kendimde çok öneriyorum. Salonlarda da çok şık buluyorum. Hem fonunu hem de tülünü rustikte kullanman çok hoşuma gitti. Bu benden tam puan aldı. Burada kıracağım tek puan fonunun boyu. Bunu yapan perdeci boyunu kısa yapmış. Bu arada hayır. Ben o da eski evimden mi geldi? Yok yok yok. Ben bunu makineye attım böyle kısaldı. Aa çekti işte. Çekti. Evet. Düşük devirde. Ya nasıl yaşayabilirsin bu insanlar bu perdeleri, tülleri? Kadın bu arada. Perdelerimizi, tüllerimizi ve fonlarımızı 30 derecede ve 4000 devir en düşük devirde yıkıyoruz. Makinede bekletmeden hemen sıcağı sıcağına asıyoruz. Bu kadar. Ben hiç de zaten beklemecek. 30 derecede 30 dakikalık yıkadım. Evet, astım evet. Direkt zaten öyle hani kuruması daha ya kolay oluyor. Ya bekletmişsindir ya da deviri hiç bekletmedim. Hatta çok ve hatta nadir. Geldi perdeci götürdü. Tekrar uzattı, tekrar çekti. Tekrar çekti. Artık daha yaptırmıyorum, bıraktım öyle. Kumaşla alakalı. Kesinlikle. Olabilir. Ben aynen. Çok perde kumaşından anlamam ama gerçekten tabii. Öyleydi. Çekti evet. Yani. İki kere çekti. Ben yani salonla alakalı yorumlarım. Bu turuncu yastıklarını çok beğendim. Yani detay katman hoşuma gitti. Renk katman hoşuma gitti. Ben de çünkü da böyle gayet süper oldunuz. Aynen. Ben de solunumda turuncu kullanıyorum çünkü. O yüzden çok hoş. Enerjisi de yüksek zaten bir renktir. Zaten özellikle bu yazın renklerinden bir tanesi. Evet. Turkuaz ve turuncu bildiğim kadarıyla. Evet. Doğru mu? Çok güzel. Çiçeklerine de bütün çok olmuş. Güzel yani. Olmuş. Bunlar benim yorumum bu kadar. Evet, bunlar yoktu daha önce. Bence renk katmış. Evet. Evet renk katmak için almıştım zaten. Evet. Siz ne diyorsunuz? İkiniz konuşmadınız. Çiftlendikler. Evet. Biblolar. Size gelsin dedim. Ben de genel olarak
olarak beğendim ama şuradaki hasır kutu mu diyeyim artık ne diyeyim, onları oraya hiçbir şekilde uyduramadım. Kitapların da orada bir işi olmadığını düşünüyorum. Nasıl? Hani anlıyorum, her yere biblio koyup olsun yani. Aşk bana fazla karışık tatlı geldi. Hani şu köşe arkadaşımla katılıyorum yani. Gerçekten karışık geldi bana. Şu arkadaki tabloyu da ben buraya uyduramadım. Hani harita mı diyeyim? Bence gayet uyumlu. Ben uyduramadım yani bilmiyorum. Ya tablo güzel daha ama belki şey olabilirdi. Leopardo olan daha farklı bir şey olabilirdi. Yok tablo güzel ama buraya uyumu. Aşk buraya bir kere daha uyumlu. Aynen benim gözüm öyle. Dur bir şey sor bakalım. Tablo kayardın? Ha. Güzel. Yani bunu alıp oraya koysaydın o köşe daha hoş olabilirdi. Burayı da böyle zarif bir şey koyuyor. Ya da hatta orada olmasın hiçbir şey. Şunları yorumlayabilir miyiz lütfen? Burada sizin zevkiniz yarışmıyor. Burada aslında yarışan şu an benim günümde benim zevkim. Ben gözüme hoşuma gitmeyen şeyleri yok, sayıyorum. Yok tabii ki ama onu oraya koysaydın, bunu buraya koysaydın değil mesele. Bu benim zevkim, ben bunları böyle tamam kullanıyorum. Biz de gördüğümüz size göre gibi. Sizce bu olmuş mu, olmamış mı? Yoksa ben bunu çok severim, ben de başka şeyler yok, severim. Yok biz burada ama sevdiğimiz şeyleri söylemiyoruz. Ben bunu gözümü burada yoran şeyleri söylüyorum diyoruz ya. Ama kızlar onu biriniz oraya olmaz diyor, bu oraya olmaz herkes diyor. Herkes fikrini söylüyor. Sen tabii ki de herkesin fikrine göre evini dayayıp döşeyemezsin. Hiçbirimiz öyle yapmıyor. Yorum yapmaya geldik defalarca ama elbette. Ama boy olarak yine oraya olmaz. O küçük kılıf. O oraya yani olmaz. Ben biraz mantıklı yorumlar yapıyorum. O tablo çok güzel. Bak ona hiçbir sözüm yok. Bence o çok güzel. Oraya güzel duruyor. Yani güzel evet, onun fiyatı neydi? Aslanım ben ikisini 7000 liraya almıştım. Şu aynı yerden mi aldın? Aynı yerden aldım ama şu an güncel fiyatını biliyor musun bunun? Çok aldığım fiyatın çok çok üstü. Yani şu an ikisini bu fiyata alamazsınız. Alamazsın. Koltuklar peki ne kadar? 19000 liraydı o zaman. İkisi beraber mi? Hayır sadece koltuk. Yine o zamana göre fazla değil mi? Ben bunu özel yaptırdım. Bunun ölçüsünü dikkat ettiyseniz. Bu 1,5 yıl önce mi? 2,5. Bir battal boy diyorlar ya geniş. Bu 4 metre, 3 metre bir koltuk. Bu öyle bir koltuk hani şeyde bir mağazada bulamazsınız. Bu direkt özel değil ölçü olduğu için. Aha. Çok değil. Bu şey, televizyon ünitesi de buranın ünitesi değil asla. Yok tatlım. Ben uyduramadım. Televizyon ünitesini işim daha biz evlenmeden önce yaptırmış. Hı hı. Evinde kullanmak için. Ama işte evinde yani kullanmaya nasip olmamış. Yani uymuyor buraya hiçbir şekilde. Çünkü niye? Siyah. Demirleri siyah. Bunlar gümüş. Metal, diğer masa tamam mesela metal, o kullandığın ayaklı tekerlekli burası olan metal. Burası full metal tamam. Ama burası siyah, ne alaka? Ama televizyon siyah, bu siyah öyle bakıldığında. Bak şuralar siyah, yeni ama olsa daha orası çok farklı da duruyor. Ben metal fark daha şey olabilirdi. Acaba duvar kağıdının mı başka bir yok, şekilde patlatsaydım? Yok ben uyduramadım, hoşuma gitmedi. Bu arada kızlar yatak odamda da göreceksiniz. Ben bütünleştirmeyi çok seviyorum renklerde. Yani patlatmak değil aslında benim amacım. Tamamen bütün göstermek. Duvar kağıdını da bilerek o renk yaptırdım zaten televizyon ünitesiyle patlasın diye. Hani o bir bütün olarak görünmesi benim, hatta perdenin de aynı şekilde o köşeden baktığınızda evet bütün olması benim içimi rahatlatıyor. Obsesifliğimi verin veya bilmiyorum yani benim içimi böyle senin rahatlatıyor. Senin tarzın bu şekilde. Tarzın bu şekilde. Yani o duvar farklı olup da orada farklı bir fon olsaydı bu benim gözümü yorardı. Ben bunu sevmem. Avize uyumlu nasıl buldunuz? Avize onlar güzel. Avize güzel. Fiyatları hatta neydi? 3 ile 3,5. Porta sehpanın fiyatı peki? 7,5 mu 8,5 mu neydi? Öyle bir şeydi. Evet. O peki o siyahla bütünleştirdiğin ya televizyon ünite? Televizyon ünitenin fiyatı yok. Eşim yaptırmıştı. Ben almadım bunu. Bunları ben eşimle avizeleri beraber almıştık ama bunları ben orta sehpam da eski evimden kızlar. Hı hı. Ama yani hani her şeyin fiyatını net olarak hatırlamıyorum. Tabii, o civarlardır. Yine eski evinden gelse de yani genel olarak bir bütünlük güzel var ama sadece. Bütünlük var. Evet. Tabii yine var. Sağlanmış değil mi? Evet. Objelerle vesairelerle. Aynen. Peki hanımlar ben size bir mutfağa göndereyim bakayım şöyle. Gidin bakalım. Çok hadi güzel. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Gelinleri mutfağa bir göndereyim ben şöyle bir bakayım ne var ne yok. Ben de kendimce bir yorum yapayım. Salondaki her şey tek tek güzeldi ama bir bütün olarak karışık geldi. Evet daha önce burada eşiyle birlikte fotoğrafı vardı gelinimizin. Onu kaldırmış, onu söylemedi. Ben fark ettim ve bence bu buraya oldukça güzel olmuş. Ben sevdim. Arkadaki bir saksı var. Ferah bir ev ya, keyifli. Yani kız zaten huzurlu bir kız. İşinde evin içinde yaşayan insanlar pozitif ve huzurlu olunca evin enerjisine de yansıyor. O yüzden evi güzelleştiren içinde yaşayan insanlar aslında. Çiçekler ve bunlar da renk katmış. Bakalım gelinler ne yapıyor? Tabii burası oturma odası mı şu an? Ben anlayamadım. Vallahi aşk o mutfak büyük olunca böyle oluyor. Ne yapabilirim? Var ki yaptık biz de. Ne yapalım?
Yani bilmiyorum, çok alakasız duruyor bana hepsi. Yani çevirelim istersen bir deneyelim. Yok, çevirelim, sıkıntı yok. Bir bu arada deneyelim. Bu masa böyle açılıyor. Ben bu kadar kullanım alanını bir masayla mı kapatmalıydım yani? Evet. Aptallık olmaz. Yok böyle... Avizeni burada da çok mu aradın? Hani susayım diyorum ama susmayacağım yani. Artık bunlardan gına geldi herkese. Bu adam. Bir Türk'le evlenmek sence zor mu? Bahçelerde börülce, oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir araya gelince şarkısını gönderirse kalkıp oynar mısın? Az sonra. Diana Gelin'in mutfağı hayli geniş ve ferah. Füme lake dolaplarla ara fayans ve tezgahın aynı renk olması bütünlük sağlamış. Ceviz alt dolaplar mutfağa ahşabın sıcaklığını katmış. Ceviz yemek masası ve kapitoneli gri sandalyeler dolaplarla birebir uyumlu. Mutfakta zaman geçirmek için antresit renk ikili kanepe ve tablolarla keyifli bir köşe hazırlanmış. Gri beyaz geçişli halı, renk ve ebat olarak mutfağa uygun. Son olarak tezgahın üzerinde az sayıda aksesuar kullanılırsa daha sade ve şık olacağını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz? Güzel de takıldığım şeyler var. Bu avize sence buranın avizesi mi? Bana göre evet. Yani bilmiyorum, çok alakasız duruyor bana hepsi. Ya açık olmak gerekirse benim haftamda da ben avizeyle alakalı çok yorum aldım. Ama şimdi bu taşlı bir avize değil. Burası zaten hani plastiksi, evet, bir malzeme. Ağır bir avize asla değil ki benim mutfağımda normal mutfaklara göre bir tık daha büyük. Hani koltuk koyduğum. Alanım geniş. Bu yüzden hani böyle bir avize burayı fazla gelmedi diye düşünüyorum. Peki neden yorum almanıza rağmen değiştirmedin? Aşko ben çünkü seviyorum. Niye değiştireyim? Biraz oturma odası gibi, hatta ya. Büyük salonlar için daha uygun. Peki şey değil mi? Şimdi siz de mesela yorum aldığınız şeyleri değiştirdiniz mi? Tabii ki, yani dikkat etmeye çalıştık. İnşallah. Ben kendi zevkime göre, yani ben seviyorsam yeterlidir benim için. Yani bu tablolara falan hiç uyumlu olmamış burası. Mesela bu ne alaka burada? Tatlım, bu ne alaka? Mi? Yok aşkım, bu tepsi olarak kullanıyorum ben bunu. Ben hep değiştiriyorum. Şöyle söyleyeyim. Bazen bunu koyuyorum, bazen bunu koyuyorum. Başka tepsilerim var, onları koyuyorum. Tamamen ruh halime göre. Mesela yani. Sadece runner olup, aynen. Sadece şu olsaydı şöyle ortada. Şu şekilde daha şık olabilirdi. Bu renk ne bir altında runner'la daha güzel olabilirdi. Üstünde i̇şte hani bir bununla buna birbirini zaten öyleydi. Bulmuş bir uyum. Bir önceki programda da o sizin bahsettiğiniz gibiydi. Mesela burası oturma öyle kalsaydı ben anlayamadım. Valla aşko, mutfak büyük olunca böyle oluyor. Evet. Ne yapabilirim? Var ki yaptık biz de, ne yapalım? Yani ben burasına sanki bir an oturma odasına evet. Gelmişim gibi hissettim. Aşko ne yapayım? Ay, büyük bir mutfak dünya. Ne yapayım yani? O zaman buraya duvar ördüreyim, burayı kullanmayayım yani. Şu masayı daha büyük, farklı büyük evet. Bir masa yapıp buraya sadece sandalyelerle koyup bu buraya koymasan daha şık olurdu. Mutfakta koltuk, hele ki karşısında televizyon, çok saçma. Ne alaka? Şöyle söyleyeyim, bu masa normalde şöyle duruyor ama çekim için ve hani giriş çıkış daha rahat olsun diye ben bu sefer böyle döndürdüm. Diğer türlü de kullandığımız zaman zaten bu masa buraya kadar geliyor. Bu sefer daha dar bir alan oluyor. Bu masayı mesela ben buraya hiç yakıştıramadım. Çünkü mutfağın gerçekten lüks, güzel hı-hı. Görsel olarak hı-hı. Ama şu köşeyi buraya yakıştıramadım. Buraya daha büyük bir masa alıp İşte daha güzelleştirebilirdim. Şu tabloları mesela tatlım, mutfağa yakıştıramadım. Büyükten kastın ne? İstiyorsan çevirelim masayı bir. Yok. Büyüklüğüne öyle bak. Bu aradaki evet. Ayrıyetten... Yani çevirelim istersen bir deneyelim. Yok çevirelim, sıkıntı yok. Bir bu deneyelim. Arada bu masa böyle açılıyor. Bak. Şöyle çevirelim istersen. Çevirelim deneyelim. Gel tatlım gel. Aynen. Gel. Çünkü zaten evet. Öyleydi. Bir deneyelim, belki daha şık olacak. Aşko zaten öyleydi, bir tane al. Diana. Ne? Masayı çevirince kanepede oturmak için alan kalmayacak. Tamam, bir görsünler içleri rahatlasın. Onu çıkaracağız kızların, buradan. Kızların bir içi rahatlasın. Onu da çıkartıyormuşuz. İçlerin bir kızın şey yapayım da içi rahatlasın. Gel tatlım. Yok oraya kadar ben de çekiyorum. Yok yok ben oraya kadar çekiyorum. Ben sana direkt kendi kullanımımı göstereyim. Zaten programımı izlediyseniz diğer bölümlerde de böyle olduğunu göreceksiniz.
mesela daha büyük de olabilirdi. Yok. Aşk açmış. Açmış. Düşse. Böyle daha. Beni mutfak masamı lütfen buraya taşıyabilir misiniz? Daha büyük istiyor arkadaşlar da şu masaya kadar. Şey basit kaçmış. Yok ya. Mutfak çok lüks. Gerçekten çok güzel. Tamam hayatım. Ama bak büyüklük konusunda bu masayı buraya kadar alsam ne yapacağız burada? İşte bunu kaldırsam bu olmayacak. Bu mesela sıradan günlük bir oturma odası takımı. Burası. Ya burası ayrı dünya, burası ayrı dünya. Peki bir şey söyleyeceğim. Büyük mutfak olan insanların hiç dikkat ettiniz mi? Büyük olan mutfaklarda her zaman bir koltuk, bir işte ne bileyim bir şey vardır. Ben bu kadar kullanım alanını bir masayla mı kapatmalıydım yani? Evet. Aptallık olmaz. Yok böyle koltuklu olmuş masada bu şekilde dursa daha iyi. Evet masayı ben demiyorum. Masaya bir şey demiyorum. Mesela böyle bile şu an güzel ama dediğin gibi. Mesela tezgah üzerindeki o güller çok alakasız. Olmuş. Hangi güller tatlım? Tezgah üzerinde güllerim var. Onlar oraya yakıştıramadım. Yani bir şey söyleyeyim mi kızlar? Ben sizin evinizi göreceğim ki keza ben ilk haftada da kendi haftamda öyle konuşmuştum ya. Gördükten sonra tekrar sizinle bu konuyu konuşacağız. Sıkıntı yok canım. Peki ankastre fiyatının nedir acaba? Vallahi inan ki hatırlamıyorum. Galiba aldığımızda fırın 3800 küsürdü. Uydu, üsttekini güzel. De 1200. Mikrodalga mı aldığımda kaç sene önceydi yani. Güzel. Yani o şimdi daha farklıdır tabii. Buzdolabım yeni ama fiyatını onu ne kadar aldı 46 peki? Bin lira ya. Kaç? 46 bin lira tatlı. Ne yapıyor acaba 46 bin liraya buzdolabı? Dokunmatik aşkı böyle tıklayınca ışık açıyor. Aşkı benimki de öyle yapıyor. Işığını falan açıyor, göz kırpıyor falan. Ne yapıyor? Böyle mi senin dolabında? Evet, böyle su ver. Aynısı. Bilmiyorum, önünü tam incelemedim de. Gel bir incele istersen. Ben bir inceleyeyim de oradan bir aynen. Bakayım bir nasıl olmuş de. Dolap. Sen de yardım et istersen. Mutfakta değişik bir tarz yapmış. Hem oturma odası olarak hem de mutfak olarak. Güzeldi. Hanımlar siz sormadan ben söyleyeyim. Buzdolabının fiyatı 46 bin liraymış. Ciddi misiniz? Hem de çok. 46 bin mi? 46 bin TL. Yemeği de kendisi mi yapıyor? Yok aşk o tıklayınca ışık vuruyor. Bir ışığa mı verdi 46 bin? Tabii ki de dikkat ettiyseniz alttan bir böyle klipsi var açınca sadece içeceklerin olduğu taraf açılıyor. Değişik ya bunlar yeni model. Şu an ne zaman aldınız? Daha bir ay önce yeni aldım. Yeni aldınız. Bunu yeni aldım. Ay hayırlı olsun. Bence çok güzel ama. Ay teşekkür ederim. Bir şey diyemeyeceğim, dolap çok güzel. Teşekkür ederim. Ya az önceki mevzu başka bir şeyin üstünden açıldı da o yüzden girdik biz ben dolap içeride fiyatına. Kızlarım burayı o kadar uzun yorumladılar ki artık böyle içeride ben baygınlık geçirdim bitmeyecek. Hani mutfağı evet. Yorumlamadılar sadece sanki burası bir oturma odası. Kızlar burayı yorumladı. O zaman sıra sıra yorumlayalım. İçeride senin yerine ben bunu aldım. Avizeye çok yorum yaptılar. Bence de farklı bir revize olabilirdi buraya. Hani biraz daha böyle parıltılı gibi duruyor ya şey yapısından. Ama yine de kötü değil. Ben burayı çok beğendim. Böyle bir alanda oturup çay kahve içmeyi, arkadaşlarımı ağırlamayı ben severim. Yani güzel. Sadece dediğim gibi avize gerçekten şu ortamı pek uyumlu değil. Ben perdelerine yorum yapmak istiyorum bir perdeci olarak. Ben perdelerini mutfağına uyumlu bulmadım. Neden? Çünkü sen çok titiz olduğundan bahsettin. Bu perdelerle bu mutfakta olmaz. Yani ne yapsaydın? Buraya daha kolay silinebilen jölizi perde. Aşkım makineye atıyorum ben silmiyorum perdesini. Makineye atıyorsun ama yani bu konsepte yani. Tül perde, bu oturma odası perdesi yani tamam. Buraya olmamış. Bir de ayrıyeten ama bu kornişini kapattırsaydın ya da rustikle kullansaydın efsane. Şimdi sen perdeci olduğun için sen detaylara daha mükafilisin tamam. Yani. Evet. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım da neyse arkadaşlar. Ben perdeci değilim. Bu yüzden bu detaya o kadar... Perdelerini sen kendin mi diktin? Hayır tabii. Bir perdeciye yaptırdın. Yo, şunu yaptırdım. Bunlar benim zaten eski evimde vardı. Tamam. Ki bazen ben bunları çıkartıyorum. Yani fonsuz bile kullandığım zamanlar oluyor. Daha böyle şey olsun diye. Ki burada da hani böyle rahat bir tık... Rahat tam burası tam mutfak havası da değil ya. Tamam. Hani koltuk da var, şey de var. Çok da o senin dediğin şeylere evet, girmek istemedim. Koltuğa da değinmek istiyorum. Ben koltuk sana göre burada çok güzel olabilir ama ben koltuğu buraya uyumlu bulmadım. Buraya bir tık daha büyük bir masa alıp hani burada daha 6 kişilik ya da 8 kişilik bunlar bir masa ayarlayabilirdin. Bunlar açılıyor. Ben zaten az önce de gösterdim. Ve masa halıyı açılıyor. Buradan kaldırabilirdin. Şöyle konfor. Senin mutfağın burası olsaydı sen koltuk kullanmaz mıydın? Kullanmazdım. Sadece masa mı kullanırdın? Ben masa kullanırdım. Sadece? Sadece masa kullanırdım. Belki daha rahat bir sandalye. Şöyle söyleyeyim. Ben 1,5 yıldır burada oturuyorum. Diğer yandan bu yana kadar bütün komşularımı tanırım. Ben herkesin mutfağı bu kadar hatta daha büyük olan mutfaklar var. Sadece masa kullanan daha bir insan görmedim. Herkesin ya bir koltuğu ya bir lehsi ya bir şeyi var.
Şu sen herkesle aynı olmak zorunda değilsin ama. Ben herkesle aynı olsaydım zaten neyse. Değilim. Ama şimdi akıl var, mantık var, hatırlarsınız. Bunu daha önceden de kullanmıştım. Bu kadar büyük bir mutfağa yani niye ben öldüreyim? Niye sadece bir masayla kapatayım yani? Burada oturup çay içebiliyorken, film izleyebiliyorken ki ben burada çok fazla uyuyan bir insanım. Yoğun çalıştığım için gerçekten senin boyun oturuyorum. Ne kadar uzun? Oraya nasıl sığıyorsun? Ay vallahi sığıyorum tatlım, ne yapalım? Ben her türlü sığarım. İki büklüm yatıyorum. Yok, çok rahat, inanılmaz rahat bu arada. Ama genel anlamda mutfağını beğendim. Sadece tezgahın üzerinde ben çok fazla kalabalık sevmediğim için. Orada bir fritöz var, hamur yoğurma makinesi var, çay makinesi var. Hani iki tane en fazla ya da üç tane olsaydı bence daha hoş olurdu. Ben sadelikten yana olduğum için. Doğrudur. Mutfağını çok beğendim. Çünkü benim mutfağıma da çok fazla benziyor. Sadece benimki daha kahve, seninki daha gri olmuş. Büyük ihtimalle sen yaptırmadın. Müteahhitin yaptığı şekildeydi. Yasemin, benim aklıma bir şey takıldı. Masa daha büyük olsun diyorsun ama salonda zaten büyük bir masa var. Mutfakta da neden olsun ki? Ama daha kalabalık misafirleri her zaman salonda karşılayamıyoruz. Burada mangal partisi... Bahçemde de masam var ama evet, arkadaşlar. Mangal partisi yaptığını... Tamam işte bahçenizde de oradaki masanız masada var ama oturuyordu. O zaman bu orada olmasaydı. Bahçenizdeki rattanlarınız zaten çok rahat. Aşko bir şey söyleyeyim. Aslında bizim şu anki muhabbetimiz arkadaşlar tamamen çokluktan. Burası tabii ki de bizim zevkimize göre değil. Sen kendi zevkine göre döşemişsin. Ama unutma ki bizim zevkimize göre yorum yapıyoruz. Masa diyorlar, orada masa var. Kesinlikle. Burada masa var, burada masa var. Evet. Masa olmasa neden masa yok? Ben, neden bahçede masa yok? Yok masa yok değil. Ben masa hayır, yok bahçede demedim. Bahçede masa olmasa niye bahçede yok? Mesela şu yok? İkili olmayabilirdi. Bu burada olmasa buraya... koltuk niye yok? Diyanacığım, bir dakika. Buraya büyük masa olmaz ama bir dakika. Bence. Bu kesinlikle olmaz. Bir tanem, bu koltuk olmasaydı büyük masa ama diyorum. Ama koltuk olması çok mantıklı. Koltuk olmasaydı buraya bir orta sehpa koysaydı. Madem balkonda işini hallediyor, madem salonda işini ama hallediyor. Ama kışın ne yapacak? Bu kışın burayı kullanmak ister, bahçeye yakın. Yani ben burada oturup, yani salondan ziyade ben burada oturmaktan daha çok keyif alıyorum. Ben burada film de izliyorum, müzik de açıyorum. Çok mu ihtiyacım var? Buradaki masam var, kullanırım. Salondaki keza zaten... Ben de olsam kesinlikle bu alana bir koltuk kullanırım yani. Çayıp çokluktan arkadaşlar ne yapalım? Büyük özür dilerim. Genel anlamda güzel. Özür dilerim. Hayır, özür dilemene gerek yok. Özür dilenecek bir şey yok. Sen böyle rahatsan, böyle mutluysan aynen. Biz de sana çok mutluluklar şükür, dileriz çok yani. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yorumlarınız bitti mi? Bitti. Emin misiniz belki daha büyüteceğim bir yer vardır? Yok, hayır. Çok dolabı falan benim... da büyüteyim ben. Yok, yeni almışken belki yerde ederim daha. Ben sadece buradaki falan. Masa altında halıyı hiçbir zaman sevmiyorum. Ne salonda ne mutfaklarda. Masa altında halıyı istemezdim. Ya da koltuk ya da büyük masa tercih ederdim. Onun dışında genel anlamda güzel yani. Mutfağını beğendim. Söyleyecek teşekkür şeyim yok. Teşekkür ederim. Sağ ya ben de mutfağındaki her şeyi uyumlu buldum. Genel olarak mutfağa çok fazla yorum yapamadık. Sıra gelmedi bir türlü yapamıyoruz ama şu alanda. Evet, bir de perdelerde biraz farklı çünkü burada çok ümitliler bence bu alan çok büyütülecek bir alan değil bence konuşma için. Bence mutfağın uyumunu da ben çok beğendim. Ahşap ve gri uyumunu da çok seviyorum ben de genel olarak. Teşekkür ederim. Kendi evin olduğu için de güzel. Ben kendi evim olsaydı kesinlikle belki bu dolap tarzında yaptırırdım. Yani. Yok aşkım kira burası. Benden değil, sana... kira mı? Benden sana tavsiye buraya bir tane gri jaluzi patlat. Bak evinin ne kadar değiştiğini göreceksin. Tavsiye. Belki programdan sonra seninle bir iş birliği olur. Yaparız. Olur. Beklerim her zaman. Her zaman beklerim. Tamam bu o kadar. Zaman. Teşekkürler kızlar o zaman. Rica ederim. Geçelim mi? Tamamdır, geçelim. Buyurun. Kızlar mutfağı fazla abarttılar. Sanki oturma odası gibi algılayarak konuştular. Bence gerek yoktu o yorumlara. Diana Gelin'in yatak odası genel olarak koyu tonlar kullanılmasına rağmen boğucu değil. Siyah yatak başlığı ve aynı renk örtüyle bütünlük sağlanmış. Giyinme alanında füme cam kapaklı gardırop ve raflar tercih edilmiş. Gold kulplu kademeli makyaj masası asimetrik çerçeveli aynasıyla şık bir seçim. Siyah bordürlü gri renk geçişli saten fon perde odayla uyum içerisinde. Zebra desenli halı renk ve tarz olarak yatak odasına yakışmış. Son olarak rose gold detaylara sahip kristal avizenin odanın tarzıyla alakasız olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Hanımlar. Buyurun. Girdiğimiz her odada televizyon olmasına ne diyorsunuz? Evet, rahatına çok düşkün evet. Diana. Çok her sevindim. Her yer televizyon. Bu arada bir şey diyeyim mi kızlar? Ben televizyonu hiç seyretmiyorum aslında.
Ama ses olsun diye muhakkak açarım. Ama müzik asla falan öyle... dinlersin. Yani hani ses olsun diye açarım yani evin içinde olduğunda. Güzel, yatak odasına televizyon detayını ben seviyorum. Yani yerim olsun evet. Ben de koyarım yani beğendim. Yatak odasında televizyon biraz fazla gibi sanki. Mutfakta çok iyi bence de çünkü yemek yerken falan ya da normalde otururken izlenir. Salonda da var ayrıyeten. Ama yatak odasında olmasa da olur bence değil ya, mi? Yani çok olsa da, olsa da fena olmaz benim ya. Benim diğer odalarımda da televizyon var. Biraz evet, o yüzden dedim hani zaten. Var ya her yerde. Hani yatak odasında olmasa da olur. Hani şey dedin ya mutfakta oturup uyumayı da seviyorum falan. Evet, evet. Yatak odasında da uyu burada. Aşağıda güzel keyifli. Yani olmuş aynen. Çok problem değil ama olmasa bence belki eşi seviyordur. Ya sadece hani, ya ondan burada. Değil yani her yerde var ya burada da olmayabilirdi. Tabii kendisi. Kızlar şöyle bir şey var. Ben evlenmeden önce de zaten bu televizyonlar benim evimdeydi. ne yapayım vardı. Evet. Atacak halim yok, satacak halim yok. Ne yapayım depoya kaldıracak halim de yok. Hani çok izleyen biri değilim ama yani var astım yani. Yok yok artı olarak aldın zannettim. Yok tabii, yok artı aldıysan tabii yok, yok, şey artı değil. Yok yok artı olarak almadım. Şöyle ki çok uzun yıllar önce. Önce onu aldım sonra bunu aldım. Gitgide büyüttüm hepsi kaldı. Ben de satmadığım tamam, için öyleyse, kullanıyorum. Yok, yoksa hani gideyim bugün televizyon alayım ya da şey yapayım öyle bir şeyim olmadan. Zaten vardı kullanıyorum. Halıları falan genelde böyle bir 6 ayda bir değiştiren bir insandım. Keşke şu değiştirseydin an... biz gelmeden önce. Niye? Ben zebra detayını sevmedim. Sevmiyor olabilirsin. Peki sana yani söyle bir odana, soru. Odan da sevmedim yani tamam. Bu kombine yakıştıramadım. Ne koyardın mesela? Perişolu kullanabilirdin. Perişolu krem renk kullanabilirdin. Değil, ama banyonda kullanıyorsun. Ben gördüm banyo, yani. Çünkü burası yatak odası. Orası kaygan olduğu için hep zaten 2 günde 1-3 günde kullanılır yani kalıyor. Perişolu kullanılır. Perişte, onda sıkıntı yok. Perişte olabilirdi evet doğru. Ya yani krem rengi olabilir. Sürekli değiştiriyorsun. Bir de çok desenli olması benim hoşuma gitmedi. Bir de odada çok desenli. Fazla siyah detay yok mu? Çok fazla var yani. Bir şey diyeceğim. Ben siyah insan kadınıyım ben, yani. Ben tek kadınıyım. Renkleri severim ama detaylarda canlı renkleri daha çok severim. Örneğin şuradaki pufunu farklı bir renkle bu odada patlatabilirdin. Ya da yatak odanın daha açık bir renk kullanabilirdin. Burası komple bir bütün gibi duruyor zaten. Zaten maksat o. Yok, mesela mobilyaların daha beş tonlarda altın detaylar var. Tablonda da altın beş detaylar var. Füme. Füme, ben şu an ışıktan o şekilde görüyor olabilirim. O zaman sen de daha gri tonlarında bir yatak örtüsü kullanabilirdin. Perden de mesela kullanmışsın. İki tamam. Renk. Perdeni beğendim. Bak onu şey yapmayacağım, kötü yorum yapmayacağım. Sadece dediğim gibi şu alınlık kısmını sevmiyorum. Peki. Alınlıklar kapalı olsun. Tamam yani... peki şöyle cevap vermek istiyorum. Okey mobilya gri, perde gri, burası da gri olsun. Başka diyeceksin. Hayır hayır yatak komple çevresi siyah. Yatak örtünde bir detay olabilir. Ben zaten bunu böyle satın aldım. Yatak örtüsü de buraya farklı renk koyduğum zaman gerçekten bilmiyorum ben beğenmiyorum çok yani. Çok farklı bir tona gerek yok. Ha, gri mesela var bunu... gündelik kullandığım. Şimdi bu şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi perdeleri yatak örtüleriyle de kombinliyorlar. Örneğin bunu... Burada da var siyah bak. Yok ama bak bu beş ne diyorsun gri. Artık? Gri tonunu. Bu da gri. Bunu yatak örtüsü olarak kullanabilirdin. Detayını griye değil de daha siyaha ne verirdin. Ne yapsam buna yatak örtüsü mü diktirseydim? Evet oluyor. Bu herkese fikir vallahi. Olsun. Ben söyleyeyim tabii aşkım, ki de. Aşkım senin o kadar vaktin yani, varsa ne ala benim senin o kadar vaktin. Senin vaktin yok zaten. Sen yaptıracaksın onu. Parayı yok, veriyorsun. Artık. Her şey çok var ya. Onu da yaptırırsın. Aşkım var da gidip de ben ya arkadaşlar bana şu perdeden bir yatak örtüsü o zaman yapın parayı verip akıl danışacaksın. Bir şey diyeceğim. Sen acaba işini mi büyütsen böyle acaba yatak örtüleri mi yapmaya başlasam? Yapıyorum zaten. Yapıyorum zaten. Tasarım falan. Benim halıya için her şeyi yaparım. Yaparsın. Sonra halı da var. Kocaman bir halı da var. Her şeyi yapıyorum. Müşteri bana geldiği zaman baştan aşağı hepsini veriyorum yani. Tamam o zaman. Bana da gel beklerim. Gelirim canım. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Bence odasında çok fazla detay var ya. Yatağın sade olması gerekmez mi zaten? Şu an bence sade. Yani halılar falan desenli, onun dışında desenli evet. Bir şey yok. Tablosuyla falan böyle biraz patlatmış. O da o kadar olsun heh, zaten yani. Yani. Diyanacığım, avizeni burada da çok mu aradın? Yok evet vallahi yani. Yani bu buranın avizesi asla yok ya. Değil. Salonun avizeni buraya bak, ilk kez size... Bak bir dakika. Aşık bak, doğru söze doğru söz. Ben de Allah var şimdi. Evet. Ben de hani bunu değiştirebilirdim de. Bu da benim eski evimden. Zaten doğrudur, vardı. Bir o kadar vardı. Tutumlu gelinim diyorsun biraz yok, da sanki. Değilim, sıfır. Uğraşacak şeyim kalmadı artık kızlar. Gerçekten bir yoğun de... çalışıyorum. Ben bunu değiştirecektim. Sonra dedim ne uğraşacağım diye kaldı. Çok da gözüme çarpmıyor. Daha sportif bir şey evet, olabilir. Evet, evet. O da sportif. Okay, bak. Çok okay, daha sportif bir şey olabilir ama genele bakıldığında çok mu rahatsız edici bir detay? Asla değil. Niye? Çünkü bu birazcık daha böyle havalı bir tablo ya. Hani daha böyle çok spor bir tablo değil. Evet. Birazcık da mesela şuradaki dolapları detaylarını, altın evet. Sarılarını fark ediyorsanız aynı düzlükte olduğu için zaten uyum sağlanıyor yani. Mesela
çok da hani şey değil. Spor olabilir mi? Olabilir. Katılıyorum. Ben zaten doğruya mesela doğru derim. Diyanacığım, tuvalet aynanın üstüne aşırı dolu. Senin zaten bunları bir giyinme kaşen var. Onları oraya alıp orayı boşaltıp daha aşkım güzel bir görsel oluşturabilirsin. Şöyle bak, ben her gün çekime giden bir insanım ya, ama neredeyse. Ama çok dolu. Ben bu arada arkadaşlar göz şöyle veriyor de bir şey söyleyeyim. Ben kullanım açısından neyi ne kadar rahat kullanabiliyorsam öyle koyarım. Yani güzellik olarak değil de makyaj malzemelerimin her zaman elimin altında olması lazım. Oradakiler zaten takı. Yani ben her sabah hazırlandığımda oraya git buraya git değil. Ama makyajını genelde burada mı yapıyorsun? Orada makyaj. Orada burada yapıyorum. Aksesuarlarım var. Orada sadece gözlüklerim var. Onları ben gündelik her gün kullanmıyorum. Hani bunları makyaj, ben her gün kullanıyorum. Makyaj orada kalıp mesela diğer her takı tarzı bu tarafa alabilirim. Işte bu benim için bir uğraştır. Bak yemin ederim ki bu benim için bir uğraştır. Keşke uğraşsaydınız. Aşkım ben yoğun çalışıyorum. O kadar vaktim yok ne yazık ki. Sen iyi yoğun çalıştığın ben, gibi. Ama söylediğim gibi her şeyde çok yoğun çalışıyorum diyorsun. Ama biz de öyle çalışıyoruz. Aşko ben 5'te kalkıyorum, çekime gidiyorum. Tamam, sen o zaman duyurumları aldığında da ben gece 12 kadar çekimde kalırken sen evinde yatıp uyuyorsun. Kusura bakma da yani. Hani susayım diyorum ama hiç susmayacağım yani. Şöyle bir şey, tamam evet kaldıramazsın ama keşke çekim için sadece evet, kaldırsam. Kızlar, ya da banyona koyabilirsin. Bakın şimdi bu hani, siz ikincidir yarışıyorsunuz. Benim her gün farklı farklı çekimlerim oluyor. Çekim yorgunluğunu hepiniz biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Yani ben bunu her gün sen yaşıyorum. Sen de ikinciye yarışıyorsun. Ben her gün başka çekimlere gidiyorum. Ben modellik i̇şin yapıyorum işin dolayısıyla. Ya, biz şimdi fikrimizi söylüyoruz. Tamam. Sen öyle kullanırsın, kullanamazsın, sana kalmış. Benim için o çok rahat. Neden? Çünkü ben orada makyajımı yapıyorum. Doğru. Gerekli takılarımı tık 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 takıyorum, alıyorum, bitti gitti. Ama benim gözümü çok fazla evet yordu. Doğrudur. Çok fazla siyah ki zaten var. Hı-hı. Mesela şu başlık aşırı derecede büyük burada. Bilmiyorum, çok fazla büyük. Tablo aşırı büyük. Tablo buranın tablosu asla değil. Nasıl? Bana göre. Kesinlikle buranın burada tablosu. Burada siyah beyaz halı, burada tablo farklı, sarı detaylı. Bilmiyorum, ben hepsini bir bağdaştırıyorum. Hepsi ayrı bir ayrı şey çok güzel canım parça. 20 metrekare yatak odası var, 30 metrekare yatak başlığı var. Anlam veremedim asla. Tablo tamam harika. Şimdi malzemelerim altın sarılı ama değil mi? Evet, dolaplar onu anladım. Şey. Buraya ne yapsaydım? Pembe bir tablo mu? Buraya yakıştıramadım yok, yok, dedim. Yok ben beğendim. Ayrı olarak güzel. Burada da aynısı vardı, farklı gördünüz mü orada? Ben yakıştıramadım. Benim fikrim bu yönde. Ben hoşuma gitmedi. Özellikle şurası aşırı derecede büyük. Ama yani odada büyük kızlar. O da büyük değil bence. O da gayet büyük, büyük bence ya. Yok büyük ya baş. O da giyinme odası ayrı. Ne kadar büyük olabilir? Giyinme odası ayrı bir bölüm olduğu için. Orasına bakmıyorum. Ben burası yeterli. Ama burası bir oda. Burada bir ama kapı yok. Ama orada bir bölme var. Ama burada bir kapı yok. Bu bir oda. Bunu bir olarak görmek zorundasın. Ben bir görmüyorum. Çünkü kapı koyuyorsa koydu. Ama nasıl ne alakası? Giyinme odası farklı. Giyinme odası var arkadaşlar. Hayır, giyinme odası ayrı olduğu için burası yeterli bence yatak odası. Alan alayım. Yani orada at koşturacak halin yok senin. At koşturmuyorum da yani. Hayır yeterli diyorum. Hayır. Küçüğünden bahsetmiyoruz. Ben sadece burası buraya büyük diyorum. Benim fikrim bu kızlar. Tamam fikrin ciddiyse biz yorum yapalım biraz da. Yatak odası olarak genel olarak güzel. Hı-hı. Beğendim ama oradaki mobilyaların rengi hani mermer değil, füme değil de mermer deseni orada göz yoruyor. Füme değil de hı-hı gri bir mobilya olsaydı siyah gri uyumlu yani çok hoşuma gidiyor. Yani tek mi renk olsaydı? Evet olabilirdi. Valla şahsen kızlar mobilyaları ben boyamadım. Yo, yani tabii ki ama şey diyemem hani yani. Oradaki mermer deseni biraz göz yoruyor ama hı-hı göz ardı edilebilir. Avize de dediğim gibi yine salon avizesine benziyor ama açıklamanı yaptın. Aynanın önünü gerçekten çok yoğun ve kalabalık gözüküyor. Çekim olduğu için onu keşke biraz daha hani çekime arada göre ayarlayabilirdim. Aslında çok pek yoğun bir şey de almazdı. Yok ama bak ben hiçbir şeyin yerini değiştirmedim çekim için. Hı-hı. Hani siz belki bunu yapıyor olabilirsiniz. Doğru olan bence de bu. Gündelik hani atıyorum başka bir yerdedir bir şey başka yere koymuş olabilirsiniz. Ben gündeliğim böyle. Hani doğal onu olarak alıp oraya koyup da şey yapmadım. Ben bunları böyle kullanıyorum. Hanımlar, makyaj masasının amacı zaten makyaj malzemelerini koymak değil midir? Ya öyle ama yine de ki zaten parfümlerim, kremlerim, makyajlarım, takılarım var. Ben de makyajları kalabiliyorum ama çok fazla. O zaman da ne koyacaktım? Tamam şöyle diyelim o zaman daha açıklayıcı olur. Bir tanesi kaldı. Orayı komple aldım. Tamam. Bomboş kaldı. Ne koysaydım? Çiçek falan da çiçeğin var. Var orada fotoğraf, bir çerçeve koydum var. Yani çerçevelerim şeylerde duruyor. Orada çerçevem yok. Bir tane daha koyabilirsin. Bir çiçeğin var. Makyajlarını kaldı demedik zaten. Onlardan bahsetmiyoruz. Sadece takı stantından bahsediyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce insanlar ev eşyası niye alır? Kullanmak için. Tamam. Peki bu ne masası? Makyaj masası. Tamam. Makyaj masasını biz bu kadar masaya sadece makyaj için mi kullanıyoruz? Benim dediğim aslında şu. Yani ya evet bir şey diyeceğim. Alan çok güzel ama biraz hani
fazla kalabalık gibi yani. O biraz daha ferah durabilirdi. Ferah olabilirdi. Çok fazla çekmece... toz olur. Ben çok çalışıyorum, vaktim yok diyorsun. Orada makyaj yapıyorsun. İlla ki orası makyaj yaparken kirleniyor. Özür dilerim. Evet. Bitireyim o zaman. Tamam. Olur mu? Özür dilerim. Sürekli makyaj yapıyorsun. Çok temizim, çok titizim diyorsun. Öyle vaktim aşkım. De yok diyorsun. Onun temizliğini de hangi ara yapıyorsun? Tek ben aşko ben elimde bezle geziyorum. Dikkat ettiyseniz ben makyaj yaparken de elimde bir bez var. Enerjine hayran kaldım. Süper. Makyajımı yapıyorum. O bezle bir yandan temizlik, bir yandan... Bu arada çekmeceyi açıp bakarsanız orada ıslak mendillerim de var. Hemen onu söylüyorum. Şey de söyleyeceğim. Dediğimiz gibi buraya post bir halı oradaki makyaj masasındaki taburene de gayet güzel uyardı. Teşekkür ederim. Aranızda fiyatları merak eden yok mu? Ediyoruz. Ben de şimdi tam ona değinecektim. Diyanacığım bu tablonun fiyatı nedir 1700 acaba? 1700 lira. Güzel. Yatak odasının? 17. Sadece yatak odası mı yoksa giyinme odası gibi? Yok yani. yok. Sadece dolap, yatak, makyaj masası ve şemerjerler o kadar. Oradaki çanta dolabı ve şuradaki dolap ekstra halılar. Oldu buradaki. Vallahi halıları kızar çok oldu halılı ya. Gerçekten fiyatları çok net hatırlayamıyorum. Çünkü ben buraya taşınmadan önce tek başına yaşıyordum kızlar. Benim hani tek yaşadığım evim de çok büyüktü. Bu yüzden hani ben eşyalarımı direkt buraya getirdim. Bir buçuk yıldır da burada oturduğum için doğal olarak artık fiyat o şeyi kalmıyor. Buraya uydurman hani... güzel olmuş boy olarak da olsa. Yorumlarınız bittiyse artık çeyize geçelim mi? Hadi geçelim. Buyurun kızlar. Yatak odasındaki o şifon yerin üstü üstüme geldi. Ne varsa her şeyi üstüne koymuş. Ne bulduysa koymuş. Birazcık at onları ya, at. Ukrayna asıllı Diana gelin çeyizini misafir yatak odasına sermiş. Gelinimizin çeyizinde ilk dikkat çeken kendi kültürüne ait matruşka bebekler. Saten astarlı, beyaz işi yatak örtüsü, tavus kuşu desenli makine nakışlı yorgan... Kırmızı oyalı yazma ve el boyaması dekoratif ahşap kaşıklar gelinimizin çeyizinden parçalar. Diana gelinin çeyizlerini serdik hanımlar. Diana'dan bu kadar çeyiz bekler miydiniz? Beklemezdik. Ben hiç böyle bir çeyiz beklemiyordum. Ben yine çok hiç çeyiz beklemezdim. Ya. Hiç o görünümü yok çünkü çeyiz kullanacak ya da sevecek bir görünümü yoktu. Şey kullanmıyorum da zaten. Zaten çeyiz değişi yok gibidir. Yok sadece yok. Görsel. Zaten bizim adetlerimizde böyle çeyizler yok. Evet. Hani ben ilk katıldığımda da söylemiştim. Evet kayınvalidenden gelmiş bunlar. Evet görümcem. Kayınvalidem ki daha fazlası da vardı. Birazcık da verdim evet, ben. Evet ben hatırlıyorum daha da fazlaydı. Çok, böyle bir raflara dizmiştik. Evet. Ya şöyle programdan sonra çok yazan oldu aslında. İhtiyacı olanlara mı gönderdin söylemişti. Evet. Çok iyi yaptın. Birazcık gönderdim. Çok iyi yaptın bir zaten tane. Zaten kullanmıyorum. Özür dilerim buradan da. Görümcem ve annem de yapacak ama, bir şey yok. Ama sen abi. Patikleri ve eşarpı ara ara kullandığını biliyorum. Havluları da kullanıyordun sanki. Yok aslında. Hiçbirini mi kullanmıyorsun hiç ya? Hiç kullanmıyorum. Kız hiç mi üşümüyorsun sen kışına yana şu patikten geçirmiyorsun? Yerden ısıtma ev nasıl üşütüyor? Bizim de yerden ısıtma. Bizim de ısıtma ama arada giyiyorsun üşüyünce mecburen. Ya ben... Neydi bu? Yorgan. Yorgan mı? Yorgan. Yorganın güzelliği. Çok değişik. Bir açalım. Bu kimden? Bu kimden evet. Kayınvalidemden. Çok güzel. Ay bu. Ama bu çok güzel be Diana. Yün. Aslanım çok güzel. Tabii de işte ben kullanamıyorum yani. Oğluna saklarsın. Evet. Ama ne yapacak ki oğlu da? Yani çeyiz her zamanla çeyiz kalmayacak bence bizim ya. Bizim çeyimiz, çeyimiz de neyse. Çeyiz. Sizin çeyiziniz? İşte beyaz eşya, işte ev eşyası gibi. Hani öyle şeyler alınır. Ama bunlar da kullanılıyor nihayetinde. Bunlar da biraz manevi değeri oluyor. Manevi değeri zaten. Ama şunu sersen düşünsene ne kadar şık yani. Ben bayıldım mesela. Ya sen de gelinine yadigar bırakabilirsin bunları. Evet. Bunlar bravo. Önemli şeyler bizim Türk kültürümüzde. Var bir 10 sene var en az. Onu düşünmeme daha var ama. Olsun. Şunu şöyle kayınvaliden düşündüyse bu sen kimden? De düşünürsün. Yani hepsi kayınvaliden ve görümcemden. Beyaz iş oluyor. Bu da çok beyaz güzel. Iş mi? Açsana evet. Ablacığım onu. Çok şık. Bakalım. Bunun alt şeyi de var. Evet, astarı da var. Çarşaflamışlar. Rahibe iş mi diyorlardı? Beyaz iş mi? Beyaz iş. Bunu beyaz isteyen iş kör oluyor büyük ihtimalle. Yapma ya. İşleniyor. Tek elle işleniyor. Çok güzel. Çok güzel. Elemeyi. Makineyle masa falan diyor. Çok kıymetli yatak bir şey galiba, bence. Değil mi? Yatak örtüsü. Evet, yatak örtüsü. Bunu günümüzde çok çeşitlendirenler var. Kimisi perde ucuna takıyor. Tabii. Kimisi yatak ucuna takıyor.
Evet. Kimisi runner yapıyor bunu. Emek var tabii bayağı. Ki, çok tabii güzel. Ki. Çok güzel. Zaten hanımlar çok her şey güzel. Bir emek değil midir? Bunlar yani. Senin memleketten. Bunlar benim memleketten. Bunlar sana akrabalar galiba. Aynen. Bunlar matruşkalar. Hangisi aslında? Şu tepsi. Tepsi, yumurtalar ve kaşıklıklar. Burada bunlar sizden. Tabii. O zaman bunları anlat bize. Sizden. Aslında bunlar işte böyle dekoratif yumurtalar. Zaten o zaman da anlatmışım. Matruşkaları zaten bilmeyenleriniz yoktur. Bunlar da Sovyetler zamandan ta kalma dekoratif kaşıklıklar. Kaşıklar. Eski yani onlarla yemek mi yeniliyormuş? Zamanında. Yoksa hani mesela bizim kültürümüzde kaşık çalma vardır. Dekoratif olarak kullanılıyordu. Hani dekoratif. Hani şöyle diyeyim. İlla her evde var mıdır mesela? Ya her evde şunlar net vardır da bunlar da her evde yok galiba. Peki senin içinden de bir Diana çıkar mı matruşka gibi? Tatlım ben insana göre renk değiştirebilirim. Yani ben de bir matruşkayım diyebiliriz yani. Kesinlikle ben iyi kötüye kötü korkalım. Acıması yani acıması. Yani ayna gibiyim diyorsun yani böyle. Evet. Kesinlikle ne verirseniz onu alırsınız. Oo ne? Bana gayet yeterli gayet güzel. Bu arada biliyorsunuz masası nefis oluyor. Yani Diana'ya göre. Diana'nın. Ha? İyi. Diana'ya göre iyi bir çeyiz. Ben beklemezdim. Aynen. Valla keşke daha önce beraber yarışsaydık. O zaman çeyizim daha çoktu programda. Evet, tabii ki de ben kendi yani. Çeyizimle kıyaslayamam ama senin için güzel, yeterli. Bana bir inanın o kadar fazla bile geliyor ki. İnan ki senden böyle bir çeyiz beklemiyordum. Çeyiz odasını boş karşılarım diye düşündüm. Benim çeyizimle kıyaslayamam ama sana göre de normal bir çeyizdi. Doğru. Kullanmadığın için evet fazla geliyor. De alamam diyemem. Bak tabii. İşlerin güzelliğine İğne bak ama. İğne oyasansın ablacığım. Hani bütün ablacığım oyaların hepsi çok özel oyalar. Farkında evet, mısınız? Evet. Hani çok her yerde işler. Görmediğimiz evet. İşler. Diana'cığım kayınvaliden senden çeyiz beklemedi mi? Sonuçta gelinsin. Bohça falan beklemedi mi? Kayınvalideyi evlendikten sonra bir bohça verilir. İçerisine nevresim takımı, işte namazlık, yelek. Tamam. Bunlar koyulup bu şekilde verilir. İstemedi mi? Beklemedi şöyle, mi? Şöyle iki cevabım olacak buna. Birincisi ikimizin de eşimle ikinci evliliği zaten. Hani artık bu şeyden sonra hani çeyiz beklentisinde kimse girmiyor doğal olarak. İkincisi de zaten evin eşyalarının çoğunu ben aldım. Hani bir önceki evimden de getirdiğim için. Hiç öyle hani çeyizlikse zaten çeyiz olarak girdim. Sen ev eşyası olarak baktığın için çünkü çeyize. Bizde öyle çünkü. Hani ben kendi kültürüme göre bakıyorum. Yani bizde aslında çeyiz kültürü yok. Evet. Ama isteyen istediğini alır, kullanır. Yani bizde şöyle bir şey yok. Hani anneye babaya danışalım ya da hep ortak ya da değil yani. Kim ne yapmak istiyorsa onu yapar. Anladık. Biraz daha yani kayınvaliden gene de incelik yapmış sana bunları çok vermiş. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Yani yadırgamadı mı diyorlar? Yok. Yadırgamadı yok. Olmadı. Hiç çok konuşması güzel. Dahi olmadı aslında. Ama kadın vermiş zaten. Nereye konuşacak ben, her şeyini vermiş sana. Ama şöyle olabilir. Belki ilk evliliği olsaydı. Evet. Belki ama ben o açıdan bakmıyorum. Yani insanlar ikinci, üçüncü evliliği bile olsa çeyiz bir yadigardır. Yani yapılması gerekir bence. Ya ama işte kültür farklılığı da var ya ben yabancı sonuçta. Yok 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 onun bir lafı yok. Hani yabancı olduğum için de belki bir şey. Ama sen Türk kültürüne gayet adapte olmuş. Evet evet kabul etmiş, saygı duymuş. Gerçekten öyle. Sen de aynen öyle kimse hiç istemiyorum teşekkür ederim sizde kalsın da diyebilirdi. Titizlikte örf adet ve geleneklere gerçekten saygılısın bu tarafını çok seviyoruz. Şimdi biz geçtiğimiz işte senede çok güzel bir masada ağırlamıştım. Bizi. Şimdi hatta tarifleri de çok merak edilmişti. Rus salatan özellikle evet, çok sorulmuştu. Var mı yapıyorum. Yine yaptın var, mı? Var. Yine tarif mı? Alırız. Tabii şimdi ki. O zaman masaya geçelim mi? Tabii geçelim. Ki. Buyurun. Biraz yorulduk açıkçak. Evet. Hadi o halde masadayız. Buyurun. Diana Gelin'in sunum masası hem meze hem de hamur işi çeşitleriyle göz dolduruyor. Portakal yatağında mor lahana salatası, Rus salatası, peynirli ve ıspanaklı börek, çilekli San Sebastian cheesecake, mercimek salatası, şakşuka, havuç tarator ve brokoli salatası masadaki lezzetlerden bazıları. Evet değerli izleyenler, Diana Gelin'in sunum masasındayız. Best of'a yakışır bir sunum masası mı sizce? Ne diyorsunuz hanımlar? Diyemiyoruz. Yorumsuz yaptık. Evet kızım. Aslı Hanım daha Diana girer girmez galoşta galoş galoşta galoş. Evet. Ne yapayım hatun hijyenik. Evet. Ben de kafama geçirdim, elime geçirdim. Bütün evin her tarafını gezerken istemedi, bir şey demedi.
İçeri girdiğim gibi galoşta galoş galoşta galoş takayım bari dedim rahat etsin içi. Ha, eldivenler? Saç maş düşer diye bunu taktım. Buradan yok canım da bir şey o kadar falan. Değil yani. O yüzden dedim böyle daha rahat etsin diye böyle takılayım ben yapma dedim. Yapma ya. Evet. Ameliyathaneye gider gibi. Olsun aşkım yemek yaparken de takılıyor. Her zaman takılıyor bunlar. Sıkıntı yok. Ne kadar iyi niyetli görüyor musun? Çok. Evet. Gerçekten yani. Çok senin de biz biliyoruz biz de sende neler gördük. O da takıntılı bildiğin gibi değil. Ay tırnaklara bakar ona bakar. Hı-hı. Geçen neydi hangi gelinimizin de? Burcu gelinde. Burcu gelinde gitti. Semizotu topladı. Bahçeden gelirken onları yedi. Aa Diyanacığım. Tatlım. Tırnaklarını görebilir miyim tabii canım? Bir şey daha soracağım. Peki tabii. Yemek yaparken taktın mı? Hemen gösterebilirim hatta dolabımın hemen. Tamam, söylemen altında. Yeterli. Takmışsın da. Tabii sana ki. Güveniyorum aşkım. Canım benim. Teşekkür ederim. Elini sağlam. Elif gerçekten çok komik bir kız. Kafaya goloş takmak nedir ya? Abi sen bütün hijyenli halinle otur burada. Çok güzel oldu. Birazdan sana soracağım masayla ilgili yorumlarını. Hı-hı. Siz nasıl buldunuz hanımlar? Şuradan başlayayım bakayım. Ben masayı çok beğendim. Ya tam Diyanalık bir masa bence. Çok teşekkür ederim. Özellikle mezeler falan meze çok birazcık olur. Hani mangala yakın bir şeyler yapayım. Evet, hani. Yani güzel gözüküyor. Hele şu portakal içindeki meze çok hoşuma gitti. Çok güzel gözüküyor. Kırmızı lahana salatası. Evet. Normalde tabakta görürüz ya böyle portakalı da çok farklı ben gözüküyor. Ben çok severim çok o salatayı. Duruyor. Dedim biraz değişik mor bir sunum değil, olsun. Mor kırmızı. Kırmızı da diyorlar, mor da diyorlar. Kırmızı lahana da diyorlar, mor lahana da diyorlar. Bir renkli olduğu için yani şeydi. Evet. Ben çok şık buldum, çok güzel ama bir masa örtüsü kullansan sanki daha hoş durabilirdi. Doğrudur ama şöyle bu masanın asıl detayını size göstermek istediğim için farkındaysanız buralar ayna. Evet. Masa örtüsü kullandığın zaman masanın bir şeyi kalmıyor zaten. Ama özelliği. Özelliği kalmıyor, görüntüsü gidiyor. Böyle ortaya böyle en azından evet, en azından masayı da görmüş oluyorsunuz. Hem zaten runnerlarla olduğu için çok da rahatsız edeceğini zannetmedim hani. Evet, gayet şık, güzel. Teşekkür ederim, evet. Sağ ol. Masanı sade buldum. Sade ve şık olması gerektiği gibi. Çeşit konusunda da hepsini sen kendin mi yaptın? Hepsini kendim yaptım. Videoları da mevcuttu. Ellerine sağlık. Mevcut. Hepsini bilerek çektim. Hepsini. Gerçekten özel... sen mi yaptın? Evet. Hepsini ben yaptım. Ellerine sadece sağlık. Bir tek sarmayı kayınvalidem yaptı. Gönderdi sağ ellerine olsun. Ellerine sağlık. Bir de evet. Eşin zaten eşin mangalı yaptı. Hepsini de ben hepsini yaptım. Özellikle benim spesiyelim dediğim bir şey var mı sofrada? Yani özellikle benim spesiyelim demeyeyim de Rus salatasıyla bunlar kreptir ama içi farklı bir dolguya sahiptir. Tuzlu mu? Değil aslında. Çok tuzlu değil ama tatlı da değil. Orta. Normalde bizim orada farklı farklı peynirler karıştırılıp yapılır. Ama Türkiye'de o peynirler olmadığı için ben buradaki peynirleri hadi karıştırıp bakalım, yaptım. Hadi bakalım onun bize tarifini versene. Geçen sefer bize Rus salatası değil mi? Evet. Onun tarifini vermiştin. Yine onu da isteyeceğiz ama tamam. Öncelikle şunu merak ettik. Alalım senden tarifi. Krepleri yapmayı zaten biliyorsunuzdur. Anlatayım mı? Evet. Bildiğimiz krep hamuru. Tamam, bildiğimiz krep. Şeker koymuyorsun, vanilya koymuyorsun. Şeker bir kaşık koyuyorum. Bir kaşık şeker. Tuz var mı? Çok az bir tuz. İçimlik çok tuz az, var. Evet. Ben göz kararı yapıyorum ama hafif anlatmak için 2 yumurta, evet. Bir kaşık şeker, çok az tuz, sonra da süt koyuyorum. Göz kararı ne kadar yapacağıma bağlı. O da göz kararı. Göz kararı. Ama tamamıyla hani sütü ne kadar koymanıza bağlı. Hani kıvamı akışkan ama çok da akışkan olmasın. Çünkü ben ince yapıyorum krepleri, evet. Dikkat ettiyseniz. Şimdi yaptın krepleri. Krepleri iç dolgusunda ne var? İç dolgusu eski kaşarı, labne, az bir mayonez. Ondan sonra dereotu. Ve yumurta koyuyoruz. 2 tane de haşlanmış yumurta koydum ben. Rendeliyoruz. Rendeliyoruz. Çok küçük de rendeliyoruz. O böyle bir krem harcı oluyor. Sürüyorsunuz rulo halinde. Sonra da istediğiniz gibi kesip sunabiliyorsunuz. Çok değişik güzel. Değişik. Bunları daha küçük küçük de yapıyorlar zaman nasıl zaman bir yerlerde görüyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Şimdi bu Rus salatası değil mi? Evet. Rus'la Amerikan salatasının arasındaki farkı duyalım mı? Et. Yani sadece salam konuluyor. Evet. Bizimkinde diğerinde konulmuyor. Sizinkinde salam ve bol mayonez. Yumurta da konuluyor. Bir de haşlanmış yumurta var. Ve malzemeleri hepsini haşlamamız gerekiyor ama kızarsa. Püf nokta burada. Herkes burada hazır malzeme kullanıyor. Daha önceden de söylediğim gibi. Havuç, patates, yumurta, bezelye hepsini kendimiz haşlıyoruz. Yani gerçi bezelye hani konserve kullanılabilir bir şey yapmaz ama... Diğer malzemelerin muhakkak haşlanması gerekiyor. Sen bunları çektin mi videolarını? Çektim hepsini Aslı'nın. Sırf niye biliyor musunuz? Ben size yemek yaptığına inanmıyorum. Kelimelerini çok duydum ben. Çok duydum, evet. O hafta dedim ki kızlara bu sefer hani en azından bu kelimeleri kullanamasın diye tamam. Videolarını süper, alayım göstereyim. Süper, o zaman videoları da zaten şu anda görüyoruz aynı anda.
Başka ne var çeşit olarak? Şöyle fındıklı un kurabiyesi yaptım. Vay, bu fındıklı kek, fındıklı çikolatalı kek. Ama üstü çikolata sosu yoksa? Değil, çikolata. Sosu var çikolata galiba. Sosu. Kurumuş. Aha. Biraz. İster istemez çekimden dolayı. Zaten mor lahana salatası, brokoli salatası. Bulgur mu? Havuç. Yok. Ceviz, tor, şakşuka. Şuka patatesli yapıyorum ben. Ha. Yeşil mercimek salatası, peynirli ıspanaklı börek. Ondan sonra ve San Sebastian. San Sebastian'ın görülmemiş formülüyle herhalde ilk kez görüyorum. San Sebastian oldu olalı böyle bir sunum görmemiştir bence. Neden? Ben ilk kez görüyorum. Cheesecake'in üzeri böyle süsleniyordu ama bunu ilk kez görüyorum. San Sebastian'ın olarak mı? Evet. Ben değişik çikolata seviyorum. Biraz daha falan dolu. Çikolata sosu da dolapta var. Dilerseniz hani üstüne. Biraz var koymuş kız şimdi. Çilek bol gelmiş koymuş. Yoksa koymasa mıydı yani? Hiç değil mi? Daha güzel olur. Evet. Aynen. Yok. Var da ne yapsın kız aynen. Şimdi? Aynen. Var. Biliyorsun ki mevsimi şu an yok, bol yok. Koydum yani. İyi yaptınız. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Tabii canım. Kadehlerini ve yemek takımını takım olarak mı aldın, ayrı ayrı mı kombinledin? Kadehler, bardak ve sürahim var orada, takım olarak alındı. Fiyatı nedir? 5500. Ne zaman? Almış. Bir sene önce. Aslında normalde bu tarz desenler çok böyle benim tarzım değildir ama şu tatlı tabaklarınla biraz uymuş. O yüzden hı-hı. uydurdum yani, yoksa buna bir eleştiri alabilirdim benden. Hı-hı. Ama okeyledim yani. Evet, hı-hı. yemek takımında soralım mı fiyatını? 2700 liraya almıştım ama bu alalı tabii ki... Takım olarak değil mi? Ben takım olarak 5000... Sadece bardaklar. Sadece... O bardaklar pahalı. Yok. Ben hayır. takım sen olarak... Pahalı. O zaman, yani o zaman geçen markasını sene, da bilmiyorsunuz diyebileceğim. Geçen sene yok, göre markası, normal ya. Yok canım. Sadece bardaklar ve sürahi 5500 lira. Yok, takımlar çok, 2700 liraya aldım ama şu anda markasını biliyorsunuz ki bu takımın aynası 3 katı. 5000 liraya sadece bardaklara mı vermiş? Hem de yaldızlı atmış. İnanılır gibi değil. Bizi mi kekliyorsun? Tabakları ne kadar aldım benim? 2700 lira ben aldığımda. Tabaklar okey. Ama zorba değerleri 5500 lira. Bu da marka. Çok marka konuşamadığımız için söylemiyorum tabii. Ama araştırırsanız şu an bu takım çok zaten, daha pahalı. Biraz daha zaten ne kadar marka olursa olsun bak şeyleri atmış yani. Bir sormayın ya. Makineye atılmaması gerekiyor. Ben 2-3 kere attım zaten 3. Demek geçmiş demek ki olsun. O kadar çok para vermeye bu gerek yokmuş. Yani. Gerçek ben zaten aynen. bilseydim böyle olacağını makineye atmazdım ama bir kere attık artık ne yapalım. Evet. Ben ne kadar kullanacağım. Runner'la peçeteleri masaya yakıştıramadım. Basit kalmış. Bir de şu hangi artık, peçeteleri canım? Bu peçetelerim. Biraz daha günlük gibi değil mi? Biraz evet, daha günlük gibi. Artık bunlardan gına geldi herkese. Bu arada nazar zor yemin ederim. Şey gibi oldu nişanlarda. Değiştir beni diyor. Diyor. Ağlıyor. Bir şey diyeceğim kızlar şimdi gündelik hayatımda ben bunları zaten kullanan bir insan değilim. Çok özür dilerim Diyanacığım. Ben sana yenisini alıp göndereceğim. Canın sağ olsun. Bahaneyle değiştirmiş canın olursun. Canın sağ olsun. Yani var ya. Kızlar. Bir göz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani yalan olmasın dürüst olacağım. Ben en son bunu zaten burada kullandım. Evet. Ve şimdi 8 ay sonra tekrar burada kullanıyorum. Yani benim bu ya zaten bunları hani kullanan bir insan değilim. Masa kuruyorum tabii ama evet. biraz daha sportif, daha şeyindir ama hani. Bu kadar özen göstermişsin, hazırlamışsın. Ellerine sağlık. Daha afiyet buna olsun da abi. Özen gösterseydin daha hoş olurdu. Aşkım ne yapsaydım? Gül mü koysaydım? Yine, hayır o anlamda ya bunlar çok basit. Ben bu sofraya bunu ne bir şey isterdin mesela? Ya düz beyaz masa örtüsü yayabilirdin. İşte düz ya beyaz masa örtüsü yani restoran gibi olurdu. Kumaş olabilir. Neden evet, evet. Restoran görüntüsü oldu. Veya farklı bir renk olabilirdi. Ne olabilirdi? Farklı bir renk olabilirdi. Mesela kren, beyaz, ne bileyim. Zaten kreme yatkın ya. Siyah olabilir. Siyahı çok seviyorsun. Mesela gri ile siyah uyumu evet. çok güzel ya, olur. Zaten fikir tabii neden olmasın. Yok, fikir tabii hani ki. Güzel tabii bak ki. Bu kötü değil gerçekten güzel olmuş. Ama senin masan ağır zaten. O yüzden bunlar senin masana uygun olmamış. Bunlar biraz basite kaçmışsın. Yani her şeyi güzel hazırlamışsın. Bunlar da basite kaçmışsın. Zaten ama ben aynı ıslıklarını çok beğendim. Yani. Ya ben şöyle aynı ıslıklarını beğendim. Çok beğendim. Yani ayna her şeye çok yakışıyor. Aynayı çok seviyorum hı-hı, zaten. Evi ferahlatıyor, tabloda yakışıyor, sehpada yakışıyor. Hı-hı. Hani masanda da aynı detayı evet. var dedin. Suplanda da kullanman hoşuma gitti. Hı-hı. Yani arkadaşlarıma da biraz söz hakkı bırakmak tabii, istiyorum. Tabii ben de bir cevap vermek istiyorum tabii arkadaşımıza. Şimdi şöyle hani salonla uyumumu dikkat ederseniz aslında peçetelerin koltukla uyumlu olduğunu göreceksiniz. Evet. Ama ben masayı yorumluyorum. Tamam ama benim koltuğumla ayrı bir şey benim için. Masa salonda olduğu için
ben bir bütün uyum olarak görmek istedim yani. Ve en yakın renk tonu ki keza neredeyse aynı tondalar. Ben tonundan bahsetmedim zaten. Ben anlıyorum. Sadece ben hani uyum seven bir insanım. Hani her şeyde uyumu seven. Kumaş kalitesinden evet, şuna değinebilir miyim? Peki kumaş kalitesinde ne var? Bunun yani, içinde sanki floşlu gibi de değil. Yok keten, daha saten böyle. Daha ağır bir kumaş. Mesela bu salonda keten perde var. Keten ve yakın şeyler. Mesela parlak. Keten. Fonlarım keten. Keten mi? Evet. Parlak ama şu keten an. Değil. Fonlar o keten değil. Fonlar satin. Tamam da saten masa olur. Peçetesini de, masa fon, peçetesini de gidip fonları uydurmak. Hayır ben de. Fonlar kesinlikle keten değil. Evet, saten. Saten evet. Sen bana ben karşıda perdeci yani. Katılıyorum. Perdeci ben kül yıtmayı değil mi? Canım fondan tül. Ben bundan bahsediyorum. Hayır, fon dedik. Hayır ben pardon ben bundan bahsediyorum. Tülün keten. Evet, ben tülden bahsediyorum. Pardon yanlış anlaşılma. Ben de şaşırdım nasıl yani dedim. Yani sen böyle yanındaki hayır. Bir dakika. Yanındaki fon evet, hani evet. Zaten böyle bir şey mi görmek evet, isterdin? Evet o kumaştan olsa Elif, daha şık olur. Bak şimdi. Evet söyle. Yasemin. Yemek masalarında runnerlar, peçeteler perdeye, koltuğa göre ayarlanmaz. Evet, doğru. Ben yemek tabağına göre ya da sandalyene göre seçilir. Hı-hı. Yani koltuğa göre, perdeye göre runner seçilmez. Elif'in demek istediği aslında şu şekilde olur. Evet, doğru. Eğer arkadaşımız burada yemek masasını kaldırıp burada sofra sunumu yapmasaydı, buraya bir runner atıp üzerine çiçek koysaydı perdesiyle takım yapabilirdi ya da koltuğuyla takım yapabilirdi ama sofrada her zaman kombinler tabaklarla takım. Peki bence, ben zaten aynı şeyi o da diyor ki bu tabak ve bardaklara uymamış diyor. Evet biraz daha bence spor kalıyor. Uymuş ama bakın gümüş detayları var. Ben uyumlu buldum. Ben uyumlu buldum. Evet alternatifler olabilir mi? Renkler katılabilir mi? Okey katılabilir ama çok da uyumsuz değil yani şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Ya o senin fikrin ben katılmıyorum. Senin fikrine. Benim fikrim bu şekilde. Benim gözüme hitap etmedi. Hı-hı. Ben sevmedim. Evet. Siz ilave etmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben de biraz daha spor gibi. Yani çok güzel, çok şık duruyor bence. Hı-hı. Ama gerçekten dediği gibi biraz daha böyle hafif, bunlar tabaklar klasik ya birazcık. Evet. Biraz daha gerçekten dediği gibi hafif parlağa parlak kumaşlı bir şey olabilir ama bir de kötü duruyor mu? Kesinlikle kötü durmuyor. Güzel duruyor yani. Yine de güzel, evet. Aslı Hanım. Efendim siz? Masadaki uyumu konuşuyorsunuz ama Elif'i gördükçe konsantre olamıyorum. Sanki masadan örnek alıp laboratuvara götürecek gibi durmuyor mu? Sorma ya. Eldivenleri düşünüyorum hangisini alsam nereye götürsem. Bence ne yap biliyor musun? Hiçbir yere götürme mideye direkt indir. Aynen çok, çok güzel lezzetli uğraşmış. Çünkü. Evet tadına bakalım mı? Bakalım iyi olur. Tabii. Nereden başlasak? İsterseniz ben bunları kaldırayım ben takımı görün diye koydurum. İsteyenler de salata alabilirler arzu ederler. Yani ya da tabağınıza da koyabilirsiniz. Hani mesela hani sen de çok diyordun moyanez. Söyle bakalım. Moyanez. Moyanezli olduğu için moyanez. Yok ben hani nasıl rahat ederseniz hani kalabalık olmasın Diana'ya. Diye dedim. Canım. Peki San Sebastian nasıl yaptın? Tatlı. En önemli tatlı şu an. Onun tamam. Tarifini alabilir miyim? Tabii ki 3 paket labne 400 gramdan. 6 yumurta ama hepsini aynı anda koymuyorsunuz bu arada. 1,5 evet. Bardak şeker. Çok az bir tuz. O da dengelemesi için. Bu arada karıştırması çok farklıdır. Şekerle labneyi mikserle karıştırıyorsunuz. Evet. Her yumurtayı birer birer ekliyorsunuz ve mikserle karıştırmıyorsunuz. Elle yani şeyle, elle çırpıcıyla mikserle karıştırırsınız asla bu şeyi vermez. Ve derecesi yüksek pişmesi lazım. 200 derecede 25-35 dakika arasındadır. Hı-hı. Ama fırına göre değişiyor. Baktınız ki kızarmıyorsa yükseltmeniz gerekiyor. O da fırınına göre ayarlanabiliyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Çay servisi yapmayacaksın sanırım. Yok ama meyve sularım mevcut orada. Tamam, çay bardağı göremedim çünkü de o yüzden. Yok hayır ben kahve veya çay isterseniz hani düğün videosu anladım. Ve düğün hikayenizi evet hani o zaman ikram etmeyi düşünürdüm. Tamamdır. Dilerseniz şimdi de ama bitirebilirim. Teşekkürler. Ne demek? Bir şey daha soracağım. Tabii şu canım. Mermer olan sunumlukların fiyatı nedir acaba? Ah Aslı Hanım bu mermer fiyatları. Uçtu mu? Öğrenelim ya. Yok. Şimdi şöyle arkadaşlar benim sadece bunlar değil mutfakta da birkaç tane mermer sunumum var. Şimdi bunu ayrı aldım, bunu ayrı aldım, diğerlerini takım halinde aldım. Hepsini birleştirince 3000'e yakın ama neyi tam olarak soruyorsam şunu ona göre söyleyeyim. Evet bunu sordum. Şunu mu? Bu soruyor, tek evet. Başına 300 küsürdü yani. Peki bunları tek hatırlıyor başına. Musun? Tabii bende onlardan birkaç tane var ama işte birkaç tane olarak aldım 1500 liraya almıştım. Birkaç tane yani tek fiyatı değil. Bunların çatal fiyatı nedir? Kaşık 3000 liraydı. Yani ne zaman aldın? Tatlım bunlar da benim eski bekar evimden getirdiğim. İyi yıpranmamış değil mi? Kapsiyonlar.
O zaman da şeydi çünkü yeni almıştım aslında. Sonra zaten birkaç ay sonra bir baktım evlendim öyle yani. Takımları burada aldım. Uğurlu gelmiş sana bak. Damat da bu arada mangal yapmış hanımlar sıcak sıcak. Hadi gelinlerime ben ikram edeyim. Buyurun. Çatalım da temiz alayım. Dedi ki sıcak sıcak getireceğim dedi. Vallahi tutuyorum teşekkür şu an. Teşekkür ederim. Tamam, ben olur. Elimle de alabilirim. Eldivenim var ama neyse. Isıttırabilirim istersen. Yok yok ısınmış hayatım. Yok gayet sıcak. Alırım ben sen. Ver gelinlere. Ay ben San Sebastian'ı gözüme kestirdim. Ay ben de tatlıdan bu başlasam. Sen de mi? Şuradan su var istersen. Bunu da mı kesiyorsun? Tatlı rica edeyim. Ben tatlı rica edeyim. Tamam kızlar. Ben o zaman size. Tamam. Ellerine sağlık Diana'cığım. Afiyet olsun. Ben bir salatan tanıtacağım. Peki bu içecek canım. Nedir? Evet, bıçak tatlım keser. Tatlım üzüm suyu. Sen mi yaptın? Yok tatlım, onu ben yapmadım. O hazır, dışarıdakini şey gibi, ben yapmıştım. Kupa gibi, ödül törenine gelmiş gibi. Ama bir şey diyeceğim, şık değil mi? Evet, şık. Tamam, yakaladım. İçen var mı içecek? Aslanım içer misiniz? Olur, hadi tadına bakalım güzelim. Teşekkürler. Rica ederim aslanımı benim. Yeterli benim için. Yemek masası wow diyebileceğim bir masa değildi. Ama yine de ilinin lezzetlerini tattık, gördük, hoştu, beğendim. Gelin evi gelin evi olalı böyle hijyenik sunum görmedi. Gördü. Bir bende gördü, yine bende gördü. İki. Bu arada dilerseniz gazlı içeceğim de mevcuttur dolapta. Sıcak olmasın diye çıkartmadım ama dilerseniz getirebilirim. Teşekkür ediyoruz. Sen yemiyorsun. Teşekkür ederiz. Aslanım ben... Yiyeceğim. Formunu koruyor Aslı Hanım. Yok hiç öyle derdim yok. Maşallah var var. Maşallahım var ama. Teşekkürler. Yani. Tabii aslında hepimiz dikkat etsek çok çok iyi olacak. Bunların tadına bakalım sonra geçelim. Tabii. Senin Soner'le nasıl evlendiğini hatırlayalım. Bir düğününü görelim. Hı-hı. Bak tabii. Bir ilişki testi yapalım. Olur. Yapmadık daha önce. Olur. Değil bakalım. Mi? Sence bilecek mi? Bilemiyorum. Her şey mümkün diyemem ki bilebilir, diyemem ki bilemez. Beni çok şaşırtan bir kocam var çünkü. Hadi bakalım. Her konuda şaşırabiliyorum. O zaman biz de merak ediyoruz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun arkadaşlar. Diana'cığım her şey için tekrar teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Şimdi Soner Bey'le nerede, nasıl tanıştın? Merak ediyoruz değil mi? Evet. Evet. Çok merak ediyoruz. Bir gece restorantında tanıştık. Nasıl oldu? Benim o gün biraz canım sıkkındı. Bayağı bayağı sıkkındı hatta. Kız arkadaşım da orada çalışıyordu. İşte benle gel dedi. Gitmek istemiyordum. Artık hani saçından tuttu götürdü gibi kelimeler var ya. Aynen öyle oldu. Geleceksin diye beni sürükledi. Mecbur gittim. Ondan sonrasında da eşim de onun arkadaşıymış zaten. O da arkadaşıyla oturuyordu. Ben de işte orada çalıştığımdan, hani benimle çok vakit geçiremeyeceğinden, hani yalnız kalmayayım, seni arkadaşımın yanına oturtturayım, hani siz en azından sohbet, muhabbet, hani biraz kafan dağılsın dedi. Tamam dedim. Arkadaşın acaba bunu bilerek mi yapmış? Zannetmiyorum ya, yok. Ha. Ama hani son derece tanıdığı için. Tabii, son derece tanıdığı için hani iyi bir insandır, hani kötülük gelmez vesaire. Bir oturduk, tam oturduk. Kalkamadık. Sohbet, sohbet, sohbet. Aslında şöyle, biz ilk bir sene arkadaştık. Hani bir ilişki bir içerisinde. Yıl. Bir yıl arkadaştık. Sonrasında da gene arkadaşça devam ettik. Sonra dedik ki niye hani denesek mi acaba, olur mu olmaz mı? Tam deneyelim o zaman. Denedikten işte 3 ay sonra evlenme teklifi aldım. Wow. 2 ay sonra, 3 ay sonra da düğün derken zaten... Öyle. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Çok hızlı. Yani aslında arkadaş olarak birbirinizi de tanımak da güzel evet, bir şey değil evet. mi? Evet. Hani bütün hani hatamla, günahımla, sevabımla sev beni tam diyebilen var ya. Tam dediğiniz gibi oldu. Şimdi arkadaş olunca hiç başka bir kalıba şekle girmiyorsunuz. Olduğunuz gibi doğal davranıyorsunuz. Evet. Aslında işin formülünde şey mi var? Hani bazen hani bir şeyler itiyor ya, doğal mı davranamıyoruz? Aşık olunca kadınlar veya erkekler. Hani doğallıktan evet, mı kopuyorlar, evet. çıkıyorlar? Kendi gibi olamıyorlar mı? Kısılıyor biraz. Yanlış bir şey yapmaktan korkuyor. Kendi olmaktan korkuyor daha doğrusu. Hani ya sevmez ya hoşlanmaz. Kendi acaba... olmaktan çıkıyor evet, değil mi? Evet, ben evet. De. O sebeple ilk önce arkadaş olmanız. Evet. Biz çok rahat. Diğer işte evet. evliliğe giden yolu hızlandırmış bana belki göre. Belki de evet dediğiniz peki, gibi. Peki nasıl evlilik teklifi geldi? Şöyle eşimin kızının doğum günüydü. Hı hı. Arkadaşlarıyla kutlama yapıyor diye ben biliyordum. Onu alacağız diye çıktık evden. Ama işte oradan da başka bir yere geçeceğiz. Hani kızını alacağız, anneannesine bırakacağız eşimin. Hani anneannesine. Annesine. Yok anneannesine. Kızın kızının anneannesine, eşimin annesine. Oradan da mekana geçeceğiz diye çıktık.
gidiyoruz gidiyoruz, biz bir türlü gelemiyoruz, gidiyoruz gidiyoruz. Bu kız nerede kutluyor bu doğum günü? Hani neredeyiz biz? Kumlar, sahiller. Bir şey böyle bir ışık şeyleri var, sesler geliyor ama ben tabii neredeyim? O ne güzel kutluyorlar dedim hani arkadaşı. Hala anlamıyorsun tabii. Yani sıfır. Ben zannediyorum ki arkadaşları ona sürpriz yaptı vesaire. Sonra geldik dedi, nereye geldik? Tam git al hani Ezo'yu gel. Sen de gelmelisin dedi. Ben zaten şok. Ayağımda topuklu ayakkabı. Kumlu alan. Bata. Şu an görüyoruz zaten. Zaten evet. Evet. Ama sonra tabii bir şok, herkes vardı. Benim annem Ankara'da yaşıyor. Annem, buradaki arkadaşlarım, yani ortak arkadaşlarımız, hani değerli bizim için olan insanların hepsi. Ne güzel. O gün vardı. Herkesi davet etmiş. Evet, herkese dahil yani. Evet, çok minik güzeldi. Minik düğün gibi bir şey olmuş aslında. Ay, gerçekten herkes öyle oldu. Çok romantik. Çok maşallah. Çok gerçekten bence çok güzel bir hareket. Çok güzeldi. Hatta evlenme teklifini eşim değil kızı yaptı. Babamla evlenir misin? Evet, diye. Çok güzel olmuş. Nasıl aradınız? Bizim gayet iyi. Çok güzel. Çok iyi. Ne güzel. Evet. Kaç yaşında? Şu an 16. Maşallah. Senin bir oğlum vardı. Evet. O kaç yaşında? 11-12 olacak. O da geliyor mu Türkiye'ye? Geliyor. Ha, harika. Bir ay sonra burada. Diana, peki şeyi soracağım sana. Bir Türk'le evlenmek sence zor mu? Ya da senin için artıları eksileri neler? Ya şöyle, 20 yıldır Türkiye'de olduğum için aslında artık bana bir zorluğu yok. Hani bu ülkenin işte görenek ve gelenek. Ondan sonra işte yaşam standartları ve tarzı, hani artık o kadar benimsedim ki hani benim için bir zorluğu yok. İnsan bakımından bakıldığında eşim zor bir insan. Aslında çok kolay görünse de gerçekten zor bir insandır. Ne zorluğu var mesela? Kıskanç mı? Yok, kutuyu, zorluktan kastım gibi. Şöyle hani boş kıskançlıkları yok hani çok şükür. Kıyafetimi, işime karışmaz. Hani gece dışarı çıktım çıkmadım karışmaz. Yani olsun. Yani gece dışarı çıktım çıktım rahatsız. Valla benimki bile karışıyor yani. Peki ben bir şey merak ediyorum. Genelde hep böyle yabancı kadınların, yani Türkiye dışında yaşayan yabancı kadınların Türk erkeklerine çok hayran olduklarını falan hep böyle magazinlerden, televizyonlardan biz duyardık. Eşin sence işte o Türk erkeklerine, işte maçodur mesela Türk erkekleri, daha yok, böyle hiç şeydir. Değil. Hani neyine ya da vuruldun eşinin, neyine evet dedin? İşte aslında belki de o dediğimiz rahatlığa, hiçbir şeyime karışmamasına. Belki de değil mi? Zaten belki de değil öyle, ben net biliyorum. Ama bu ikili özgüvenden kaynaklı bir şey. Kesinlikle, ben şeyimdir çünkü aslanım hani bana biri karıştı mı ben ayar olurum, uyuz olurum yani. Yok onu giymeyeceksin, bunu ya sen kimsin yani? Yani bizi taşıyacaksın. Beni mi demek istiyorsun, sen kimsinden ziyade? Yok, ben beni bu şekilde tanıdın. Yok, beni bu şekilde sevdin. Derim. Yok aslanım, direkt derim hani hayatımda nasıl bir vasfın var senin? Hayatımda bir yerin olsun önce, ondan tamam, işte sonra olduktan karış. Sonra o zaman eşin tamam. Oldu. Şimdi eşim okey. Şu an dese hani zaten demez de. Anlayışla karşılarım ama şimdi flört ederken, flört ettiğimiz zaman o şeye geldiğimde direkt başlamadan o olay biter zaten. Direkt. Peki genelde evlendikten direkt. Sonra değişiyor falan derler hep böyle. Ha. Eşin evlendikten sonra değişti mi? Biraz. Nasıl? Biraz. Ne gibi? Söyle bakalım. Biraz ip çekerek. Biraz. Yani şöyle. Hiç tartışmadığımız konular hakkında ufak tefek tartışmalarımız olmaya tatlısı başladı. Olur canım. Eşim o kadar. Eşim nereliydi? Ordu Perşembe. Peki şimdi kültür farklılığı oluyor mu aranızda? Kültür farklılığı oluyor. Mesela yemekler oluyor. Farklı, eşin orduluymuş. Hı hı. Onun yöresel yemeklerini hani yapıyor musun ona? Ben şahsen yapmıyorum annesi çünkü çok yapıyor. İstiyor onun yani yöresinden. Senden. Ben Türk yemeklerine hakimim zaten yapıyorum da. Ama özellikle o yöreye ait işte turşuları var vesaire o tür şeyleri yapmıyor oğlum. Sen bilirsin, sen de ordulusun. Kahvaltıda bile turşu yiyorlar soğanla böyle değişik. Fasulye turşusu. Ben de mesela Tokatlıyım ya, ben fasulye turşusunu biliyorum. Hatta yarın da ikram edeceğim inşallah size. Çok severim. Ben onu geçeceğim de şey diyecektim sana. Mesela eşinin annesi, şimdi o ordulu diyorsun. Sen yani Ukraynalısın. Hani senin böyle giyimine falan kayınvaliden ne tepki gösteriyor? Mesela rahat yani giyindiğinde falan. Yani eşinin ailesi tarafı. Onlar böyle rahat giyindiğinde böyle bir tepki gösteriyor. Yok, eşine tepki karşı hani daha rahat, daha usturuplu giyinsin falan şimdi gibi tarzlar şöyle, oluyor mu? Eşime karşı tepkilerini bilmiyorum. Ama benim gördüğüm bir tepki yok. Ki keza olsaydı da eminim ki görürdüm ya da hani duyardım. Çok yok, güzel. Yani hiç peki sorun. Sen modellik yapıyorsun. Evet. Sürekli göz önündesin.
eşin hiç biraz da olsun, ya içinden de olsun yani şey yapmıyorum. Varsa da belli etmez. Dünyada görüp görebileceğiniz o kadar çok insan tanıdım inanın ki her ülkeden ama eşim kadar inatçı bir insan daha görmedim. Hani burnu düşse yerden almaz asla yani belli kıskansa etmez. Da belli etmez diyorsun. Hayatta o kadar zor ki onu belli etmez. Çok güzel. O kadar acaba zor ki. O mu seni cezbetti? Bilmiyorum. Yok ben bu hallerini yeni yeni aldım. Ama yani ben yine kıskanılmak istemez miydim peki böyle hani? Ya bence kıskanılmayacak bir kadın değil ama ayak dile doğru ayakkabıyı bulmuş dile getirmesinden bahsediyorum. Eşine bir dile getirsin ister miydin yani diyorum. Yani bazı şeyleri hani biraz beni kısıtlasa ya. Hı. Her şeyi de böyle şey yapmasa dediğin oluyor mu mesela? Yok zaten öyle olsaydı evlenmez. Ama zaten bu kadın hayır, öyle değil ki. Bundan hoşlanmıyor en başından söyledim. Yok hayır bazı noktalarda diyorum genel olarak değil zaten. Hani bazen böyle bilerek mesela daha farklı giyinip mesela sana böyle bir tepki vermesini bekliyor musun o anlamda diyorum. İşte ben öyle insana karşıyım dedi en başından beri öyle biri bana karıştığında ben yokum dedi. Belki söyledi de yani. Karşı olduğu için eşi de ona göre kendini hani kurgulamıştır. Yok anlatmak istediğim o değildi yani. Ya genel şöyle ben seni anladım aslında. Ya tabii ki eşimin kıskançlıkları hani oluyor ama ne oluyor mesela? İşte sosyal medyadan İşte çok fazla yazan birileri olursa hani der yani hani çünkü benim biliyorsunuz ki sosyal medyam biraz şey hareketli. O tür şeylere hani bir şey der ama gene bana demiyor. Hani o ne karşıdaki güzel, insana o. Diyor hani. Çok güzel gerçekten. Gene bana güveniyor. Sana bir şey yok. Bana kıyamıyor. Bir şey yok. Ay sana kıyamıyor. Dur şimdi bu ne klibi böyle? Düğün klibi. Çok güzel. Bright. Hazırlık herhalde. Bu hazırlık evet. Peki bu genel organizasyon için para verdin mi? Yani ne kadar bir bütçe verdiniz? Hani şey için demiyorum gelinlik falan değil bu organizasyondan bahsediyorum. Organizasyon mu? Bekarlığa veda. Şu an 200. Evet. Sadece organizasyon 200. 200 ne? 1000 lira. 200 bin. 185 bin lira düğün. Bir buçuk yeri. Sene önce değil mi? Evet. Bir dakika organizasyon mu 200 bin? Evet. Bekarlığa veda. Çok değil mi? Hayır düğün ve bekarlığa veda aynı gün oldu zaten. Ay, ne var 200 binin içinde? Yani doktan bir an süslemeli. Zaten fark ettiyseniz mekan full artı full çiçek süslemeleriyleydi. Yok yok. Full artı full. Düğünse okey. Ben bekarlığa veda. Gelinlik böyle biraz şey değil mi ya? Çok. Yani gelinlik masumluğunu öldürmüş biraz. Gelinlik masumluğu simgeler. Dekolte şey, mi evet, dekolte olarak biraz masumluğu ben hiçbir zaman o görüntüyü vermek istemem. Ama yani ben çünkü hani masum bir insan olmak ayrıdır, görünmek ayrıdır. Benim tarzım bu arkadaşlar. Hani ya tabii ki tarzım dekolte budur. Dekolte seviyorsun yani. Dekolteden kastım biraz daha ben Akrep Burcu kadınıyım. Evet. Biraz daha hani ikinci iddialı şeyleri severim. Burada. After. Bu ikinci, bu after daha kısa. Uzun gelinliğim 20 bin lira, kısa olan 4 bin lira. Dans kıyafetim var orada bir de biz tango gösterisi yapıyordu. O da benim kendi tasarımım zaten. Peki düğüne kaç kişi geldi? Yani kaç kişilikti salon? Çok fazla kişi yoktu. 200 küsür kişiydi. Ben çok fazla insan çağırmadım yemekli ki. Yemekli miydi yoksa kokteyl tarzı mı? Yemekliydi. Kaburga, et, sebze. Zaten 200 kişiydik. Yani sevdiklerimiz 200 vardı. 200 kişiye de yani bence fazla olmamış mı bu masraf? 200 kişilik düğünde bu kadar. Demek ki 500 kişilik yapsanız herhalde 500 lira. Ya o bütçe meselesi. Dans gösterisi aslında de var. Aslında. Bu dansı izleyelim evet, bence hanımlar. Zaten dansçısın. Burada da göstermişsin gerçekten. Peki eşin biliyor eşin muydu dans etmeyi yoksa yok, eğitim mi aldın? İki gün biz eğitim aldık. Ben şimdi 8 branşta eğitim aldım ve verdim. Ama eşim dedi ki ben senin bilmediğin bir dans türü yapmak istiyorum. Ha. Biz de son dakika ilk gün 2 saat, ikinci gün 1 saat olmak üzere 3 saatlik bir eğitim aldık. Ama öncesinde de zaten ben evde biraz çalıştırmıştım ve çalışmıştım. Bravo. Adam profesyonelce dans ediyor. Tabii yapar. Çok güzel ayak uydurur. Ama eşi profesyonel olduğu için onu çok iyi yönetmiş aslında. Evet. Dans etmeyi seviyorsun o zaman sen. Evet, çok. Toplamda Soner'le ne kadar zamandır tanışıyorsun? 3 senedir tanışıyoruz, 2 senedir beraberiz. Yani 5 sene mi oluyor? Hayır. Totalde 3 senedir tanışıyoruz ama 2 senedir beraberiz. Çünkü bir sene bir arkadaşlığımız vardı. Çünkü ilişki testi yapacağız. Diyorsunuz. Sonra cevaplar gelecek. Bilmiyorum bakalım. Hadi Soner bir arayalım. Arayalım. Bilebilirler bence. Ben ümitliyim. Açar açmaz bakalım nasıl açıyor sesi. Duyalım hanımının telefonu nasıl açıyormuş. Ponç. Ne yapıyorsun hayatım? Ponç 2 diyorum da ben onu kısaltıyorum. Öyle mi? Aslanımı veriyorum. Soner merhaba nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız aslında? Biz deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada mangal gerçekten nefisti masaya geldi. Sıcacıktı çok lezzetliydi. Ellerine kollarına sağlık.
Afiyet olsun. Sağ olasın. Yaptım kaçtım. Eşimi çok yormamışsınızdır inşallah. Ay 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 ay, yok canım. Sen biliyorsun eşine gerçekten o yorulmaz. Maşallah çok enerjisi yüksek. Şimdi bizim bir ilişki testimiz var. Bakalım ilişki testinde tam 8 sorumuz var. Neler olacak? Siz 8'de 8 yapabilecek misiniz? Önce eşin ardından soruyu sana yönelteceğim. O sebeple seni sessize alıyorum ama senin sesini biz duyabileceğiz. Sen bizi duyamayacaksın. Bilgin olsun. Tabii ki. Tamam. Hazır mısın? Hı hı. Diyanacığım. Aslanım. Şimdi aynı anda hem görümcen hem de sen hasta oldunuz. Eşin kardeşinin yanına giderse tepkin ne olur? Şıklar geliyor. A gidemez, ne münasebet. B biraz benimle, biraz onunla ilgilensin. Yazık görümceme. Gitsin kardeşi sonuçta. Ha ben üçüncü şey giderse gitsin, sorun yok. Sorun yok. Yok tabii. Eşin de bu cevabı verir. Ya gidecek zaten, mecbur gelecek, evi burası. Evet. Yani nerede gidip kalacak hali yok, evine gelecek sonuçta. Gider bir saat, iki saat durur, gelir. Niye sorun olur? Ama sen de hastasın aynı anda. Tatlım ben şu anda da hastayım ama bak burada oynuyorum yani. Ne yapalım? Öyle değil, yatak döşeksin hayatım sen de. Aslanım yatak döşek hasta oldum, vallahi de billahi de dışarıdaydı. Anladım. Serum taktırdım sana, bir şey gitsin. Olmaz dedi. O zaman geldi. C şıkkı diyoruz. C şıkkı. Eşine tamam. Soruyu yöneltelim. Şimdi Soner, aynı anda hem eşin hem de kız kardeşin hasta olduğu, Allah korusun tabii. Sen kız kardeşinin yanına gitmeyi tercih ettin, onunla ilgilendin. Eşinin tepkisi ne olur? A gidemez, ne münasebet mi der? B biraz benimle, biraz onunla ilgilensin, yazık görümceme mi der? Yoksa gitsin kardeşi sonuçta mı der? Gitsin der. Doğru. Bravo. Evet, ilk soruyu bildiniz, devam ediyoruz. Şimdi görümcen sana radyodan, bahçelerde börülce, oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir araya gelince şarkısını gönderirse kalkıp oynar mısın? Şöyle diyebilirim, o anki ruh halime bağlı. Eğer ki mutluluk ya da komiklik bir şeyin içerisindeysem kalkıp oynarım ama iş yapıyorken ya da ciddi bir konuşma üzerindeyken böyle bir şey gelse tabii ki de oynayıp kalkmam. Bu yüzden nasıl cevap vereceğimi şu evet, an bilemedim. Şimdi buna Soner nasıl cevap verir? Yani oynayabilirim. Oynayabilirsin. Okey. Soner, ikinci soru geliyor. Şimdi senin kız kardeşin radyodan Diana'ya şöyle bir şarkı gönderiyor. Bahçelerde börülce, oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir araya gelince. Şarkısını gönderse Diana kalkıp oynar mı? Tabii ki de oynar. Güzel. Şimdi üçüncü soruya geldik Diana. Eşinin sosyal medyada eski kız arkadaşının profiline baktığını görsen ne yaparsın? Dış ses şık istiyorum bunun için. A. Sosyal medyasını kapattırırım. B. Hayatı ona zindan ederim. C. Baksın ne olacak, sonuca bakmak lazım. Ne oldu? Kendine karıştırmıyordun, ne oldu? Yok ben aklımdan deli sorular. Üçüncü şık olsun. Yani? Baksın ne olacak, sonuca bakmak lazım. Ha, hadi bakalım. Şimdi sen sosyal medyanda eski kız arkadaşının profiline bakıyorsun. Bunu da Diana fark ediyor. Tepkisi ne olur? Şimdi şıklar geliyor. Sosyal medyasını kapattırırım. Hayatı ona zindan ederim. Baksın ne olacak, sonuca bakmak lazım. Diana ne demiştir? Hayatı ona zindan ederim demiştir. Evet, eşinle tanışma tarihini hatırlıyor musun Diana? Tanışma tarihi evet. Mi? Direkt nokta atışı mı? Nokta atışı. Yok. Asla. Tarih sıkıntım sıfır. O zaman sana evlenme teklif ettiği tarihi? Evet. 17 Aralık. 17 Aralık. Soralım bakalım Soner Bey'e. Soner, Diana'ya evlilik teklif ettiğin tarihi hatırlıyor musun? Evet. Duyalım. 17 Eylül. Eylül mü?
Aralık ya, ne Eylül'ü? İyi bak. Ama zaten İyi videoda farkında mıydın? Videoda böyle yaz ortamı gibiydi. Kış evet. değildi, şort ortamı gibi değildi. 20 Eylül'de benim kızımın doğum günü. 20 Eylül kızımın doğum günü. Ben kendi yani. Oğlumla bir şeyi karıştırdım. Yaparken de şey demiştim. Tamam, Mişra'yla karıştırdım ya. Doğum günü falan yapmıştım. Tamam, Mişra'yla karıştırdım. Benim oğlum 17 Aralık'ta, 17 benim kafa ona gitti. Anladım. Devam ediyoruz Soner Beyciğim. Şimdi eşin evlilik yıl dönümünüzü unutsa tepkin ne olur? A. Aman ne olacak hiç önemli değil. B. Böyle bir şansı yok. C. Ben hatırlatırım. Hatırlatırım. Peki soralım Soner'e. Şimdi Soner. Unutma şansı sıfır. Efendim? Direkt hatırlatırım. Sen evlilik yıl dönümünüzü unutsan eşinin tepkisi ne olur? A. Aman ne olacak hiç önemli değil mi der. B. Böyle bir şansı yok mu der. C. Ben hatırlatırım mı der. Yani A şıkkını tercih eder herhalde. Ya unut bir dakika ya. Ne olacak hiç önemli değil. Bir dakika Soner, bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey unutturma şansın var mı? Ben Halloween olsun, şey olsun. Bütün zaten 3 gün önceden programlayan bir insanım en kötü. Bir hafta önceden başladım. Nasıl sen unut sana hatırlatırım tabii ki de nasıl A? Eyvah. Neyse biz devam edelim. Bir enteresan mı gidiyor ilişki testimiz? Evli bir gözler geçiriyor. Eşin sana yanlışlıkla başka bir kadının ismiyle seslendi. Tepkin ne olur? A. Olsun, olabilir. B. Nasıl yani, onu mahvederim. C. Çok üzülür ama çaktırmam. Yo, üzülmem de direkt şey... oldu, benim de ona yanlışlıkla dediğim oldu. Onun tek tepkisi şu, sen de bana söylüyorsun. Ha. Yani şey hemen yani, şeyi yapıyor, olsun, sen de bana olabilir. Söylüyorsun. Olsun olabilir mi cevap? Aynen, herhalde böyledir, bilmiyorum. Ama şey hani birbirimize karşı öyle şeylerimiz oldu. Tamam. Soner, şimdi sen yanlışlıkla eşine başka bir isimle hitap ettin. Tamam mı? Eşinin tepkisi, Diana'nın tepkisi ne olur? A. Şöyle mi der? Ya olsun, olabilir. B. Nasıl yani, onu mahvederim. C. Çok üzülürüm ama çaktırmam. Ya olsun, olabilir diyebilir. Doğru cevap. Aynen öyle. En azından. Hadi bakalım. Az kaldı. Kayınvaliden size yerleşmek istiyor. Sen ister misin? Şıklar geliyor. A. Yok daha neler. B. Görümceme yerleşsin. Bende ne işi var? C. Yerleşsin, hizmet ederim ben ona. İyi mi kayınvalide ile ara? İyi. Maşallah. Şimdi 7. soru geliyor. Kayınvaliden, yani senin annen Soner, sizin evinize yerleşmek istiyor. Diana'nın tepkisi ne olur? A. Yok daha neler. B. Görümceme yerleşsin, bende ne işi var? C. Yerleşsin, hizmet ederim ben ona. Yani Diana benim ailemden kimseye bir tepkide bulunmaz. Hatta ömür boyu kalmalarına bile müsaade eder ya. Çok güzel. Çok güzel. Bence bu cevapla yani aynen doğru verdiniz. İkiniz de aynı cevabı verdiniz. Şahanesiniz gerçekten. Son soru, sık dişini. Son soru geliyor. Sosyal medyaya koyduğun fotoğraflara eşin karışır mı? Benimkilerim mi? Yok. Son soru geliyor Soner. Şimdi sosyal medyayı aktif kullanıyor Diana. Koyduğu fotoğraflara veya herhangi bir şeye karışır mısın? Yani bugüne kadar karışmadım herhangi bir şeye. Bravo. Allah helal olsun. Evet, toparlarsak kaçta kaçtı ses? Aslanım, maalesef 3 yanlış cevapları var. Hadi ya. 5 tane bildik ama. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir tane yanlış olduğunda ne yapar ne eder? Bir hak daha tanıyorduk. Yok. Bu altını vermek için uğraşıyorduk. İlişki testinin neredeyse yarısından fazlasını bilemediler. Diana kocasına aşırı sinirlendi. Peki Soner, çok teşekkürler ediyoruz sana her şey için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal. Sağ ol. Kapattım canım. Evet, tamam. Hayırlı olsun. Şimdi puanlamaya gidiyoruz. Bakalım gelinler sana kaç puan verecekler. Puanlamadayız. Benim sana puanım... Sıkıntı yok Aslı Hanım. Benim sana puanım... 1 senin gününden o zaman gerçekten efso bir şey bekliyorum. Benim sana puanım...
Benim bugün bitti kızlar, artık bundan sonrası sizde. Diana'cığım, benim sana puanım. Aslında hepinizden daha giriş anından alacağım puanları tahmin ettim hepinizden, biliyor musunuz? Az sonra. Evet Diana'cığım, her şey için sana çok çok teşekkür ediyoruz ederim. Bugün için. Gelinler puanlarını kullandılar. Sence en iyi puanı hangi gelin sana vermiştir? Yani hep şaşırtma oluyor bunlar ya. Hiç beklemediğim insandan daha yüksek, hiç beklemediğimden daha az almışlığım var. O zaman Yasemin'cim senden başlayalım öncelikle. Tamam, sebeplerini duyalım, ardından puanını görelim canım. Tamamdır. Karşılamasını çok beğendim. Teşekkür ederim. Cıvıl cıvıldı, harikaydı. Kokteylin bayıla bayıla her şeyini yedik, içtik elhamdülillah. Aa, ellerine sağlık. Evindeki tonlar, siyahlar, griler bana çok yakın. Siyah çok severim, gri çok severim. Kendi evimde de kullanıyorum. Sadece beğenmediğim bir iki detay oldu. Onları da zaten yatak odasında söyledim. Çeyizinle kendi çeyizimi kıyaslamaya girmiyorum dahi. Evet. Ama kendine göre senin de bir çeyizin var. Senden beklenmedik bir performansta, öyle söyleyeyim. Kayınvaliden de ellerine sağlık. Sağ ol. Mutfakta da, yatak odasında da, salonda da gerekli açıklamalarımı zaten yeterince yaptım. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Puanımı açmak istiyorum. Evet Yasemin'cim, puanını görelim. Benim sana puanım 3 puan. Yani 3 puan kötü bir puan değil. Gerçekten ortalama bir puan benim için. Eğer sen bu eve ve bu karşılamaya 3 verebiliyorsan, ben senin gününden o zaman gerçekten efso bir şey bekliyorum. Çünkü dediğim gibi göremezsem ben de puanı ona göre senin vereceğim. Düşüncelerin. Bana göre ortalama bir puan. Zaten benim bugün bitti kızlar, artık bundan sonrası sizde. Peki Sümeyye'cim, seninle devam edelim. Bir yerine bir kusur bulamıyorum aslında genel olarak baktığımda. Karşılama çok güzeldi. Zaten beklentim de bu yöndeydi. Yani ya, evi bu girişi gördüğüm an dedim ki her anlamda beklenti bence yüksek, yani beklediğim şeyler yüksek olacak diye. Benim evde tek beğenmediğim şey avizelerden dolayıydı. Burası değil, buradaki uyumu sevdim ama mutfak, yatak odası, o çeyiz serdiğimiz odada vesaire, orada bence daha farklı avizeler olabilirdi. Puanla görelim. Benim sana puanım 4 puan. Beklediğim bir puan mıydı? Yoksa yani 5 mi bekliyordun buradan? Ya tabii ki ister istemez. Aslında hepimiz 5 bekliyoruzdur. Evimlerimizde sezonuçta güvenerek geldik. Ama asla üçlük bir ev ya da sunumum yoktu. Bakalım. Simge'cim, seninle devam edelim canım. Ben de arkadaşıma katılıyorum çoğu şeyde. Evin genel olarak güzel. Sadece bazı yerlerde göz yoran küçük detaylar var. Ama o da göz ardı edilebilir. Yani genel olarak karşılamanı, masadaki sunumlarını çok beğendim. Her şey için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim çok. Puanını görelim Simge'cim. Benim sana puanım 4 puan. Bir puanı nereden kırdın, sor. Yani söyledi aslında tek tük bazı yerlerde tek tük olduğunu. Ufak tefek. Avizeler olsun. Göz yoran. Yaptım zaten yorumlarımı. Peki. Olabilir tabii. Peki Elif'ciğim, senle devam edelim. Öncelikle bizi karşılaman, işte misafirperverliğin harika, çok güzeldi her şey. Çok güzel karşıladın bizi. Teşekkür ederim. Evinde ayrı ayrı parçaları çok beğendim. Beğendiğim birçok parça vardı ama yakıştırmadım. Yani benim zevkime uymayan birçok şey de vardı. Doğru. Onları da belirttim. Doğru. Çeyizlerin az geldi gözüme. Senin kültüründe olmayabilir ama sen Türk kültüründen biriyle evlendiğin için ben yine de bir
çeyiz daha fazla beklerdim senden. Kullanmasan da sonuçta... Bir yatak dolusu çeyiz evet, vardı yani ona ya da bana az. Göre azdı. Az mı? Kullanmasak da illa hepimizin çeyizi oluyor. Hiçbirimiz koleksiyon mu yapacağım ben? Ya hiçbirimiz koleksiyon yapmıyoruz yeterli ama yeterli değil mi olanlar? Ama biz zaten çeyizlerimizle katılıyoruz. Buraya katılmanın amacı ev çeyiz. Katılmıyorum ama yani siz öyle katılıyorsunuz. Masana, masan güzeldi. Yemeklerin ellerine sağlık. Afiyet emekler olsun. Vermişsin. Erken saatlerde uyanıp yapmışsın. Emeğine sağlık. Teşekkür lezzetleri ederim, güzeldi. Evet, kendi elleriyle o kadar evet, masayı hazırlaması güzel bence şeyler takdire şayan bir şey gerçekten. Masanın üzerindeki işte ranların, peçete, yüzüklerin onları hoşuma gitmedi. Söylemiştim hı-hı, zaten. Hı-hı. Dediğim gibi ayrı ayrı parçaları beğendim. Beğenmediğim de birçok şey var evinde. Hı-hı. Ben puanımı açmak istiyorum Aslı'nın. Tabii. Peki puanını görelim Elif'cim. Diana'cığım benim sana puanım. Aslında hepinizden daha giriş anından, hı-hı, bilmiyorum aslında ama hislerim çok kuvvetlidir. Daha sizi görür görmez alacağım puanları tahmin ettim hepinizden biliyor musunuz? Ya dörtleri bir şekilde anlayabilirim. Tabii ki de herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Ama asla üçlük ne bir sunumum, ne evim, ne yemeklerim, ne de karşılamam. Bunun hiçbir üç puanı hak etmiyor. Dördü anlayabilirim ama üçü asla. Ve ben de artık onların bana verdiği puan üzerinden onları puanlayacağıma emin olabilirler. İlk girdiğinde bunu hissettin mi? Düşündün evet, mü kaç puan verirler diye? Bir his geldi böyle wow, içimde. Hiç de şaşırmadım şu wow, anda. Müthişsin. Gerçekten. Acaba ben sana kaç puan vereceğim Diana? Bilmiyorum. Siz hakkaniyetli puan vereceğinizden Allah'ın eminim. Allah'ın izniyle. Evet, toplamda gelinlerden 14 puan aldın. Hı-hı. Şimdi ben senin için puanımı teşekkür kullanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Diana gelin. Bir öncekinde olduğu gibi bizi yine çok güzel karşıladı. Müzik eşliğinde, sürprizi çok güzeldi. Bu defa eşi de vardı ve o geçen sefer gördüğümüz mangalın başındaydı. Çok da lezzetli şeyler hazırladı sağ olsun bize. Girişteki karşılamasını bence bütün gelinler zaten çok çok beğendi. Çok şık ve çok zarifti her şeyiyle. Diana gelin her zamanki gibi tertipli, temiz, ondan hiç beklenilmeyen yine bir çeyizle karşıladı gelinleri. Masası da oldukça güzeldi. Ben zaten daha önce de çok sevmiştim kendisini. Bu defa da yine çok beğendim. Bizi gayet güzel karşıladı. Her şey gayet yolundaydı. Eşinle birlikte sana sonsuz mutluluklar diliyorum Diana'cığım. Teşekkürler. Evet, bugün için sana çok teşekkür ediyorum. Eşine de çok teşekkürler ediyorum. Ben harika teşekkür bir gündü. Seni gerçekten çok özlemişim. Ben çok de size güzel oldum. Çok gerçekten hoşuma gitti. Hanımlar sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizlerle çok güzel. Bugün Best Of'ta çok değerli gelinlerim sizlerle ve bizlerle birlikte bu hafta. Bakalım haftanın birincisi kim olacak? Çünkü hepsi birbirinden iddialı gelinler. Evet, yarın neredeyiz hanımlar? Ben değil. Evet, Sümeyye gelindeyiz. Evet. Evde değişiklikler varmış. Ya zaten taşındım zaten direkt başka bir yere gideceğiz. Biz o zaman epeyce evet, farklı bir değişik farklı bir ev bekliyor. Gideceğiz. Evet, onlara yarın büyük bir şov yapacağım. Bugünkü sessizliğini yarın da koruyacak mı? Çok merak ediyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Kızlara da bir sürprizim var. Yani sürprizden ziyade bir değişiklik yapacağız. O yüzden yarın gelirken kızlara böyle eşofman, rahat bir kıyafet giyip gelmelerini istiyorum. Spor ayakkabı falan mı evet, istiyorsun? Evet, evet. Herkes mi böyle giyinsin? Herkes böyle gelsin. Hadi o zaman ben de gelirim yahu. Ben de spor ayakkabılarımı alırım. Tamam, harika olur. Yarın o zaman böyle çok sportif, rahat bir gün olacak. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Lütfen bizimle kalın. Bye bye. Aslı Ünal'le Gelin Evi haftanın ikinci gününde Kocaeli Baş İskele'den merhaba diyor. Maşallah Diana'ya bak. Diana yavaş kırılacaksın. Diana sen. Hemen dinle. En ince saran, sarmayı en ince sarana benden bir ödül var Cuma günü. Fonlarını sök at. Koltuklar teşhirden tek olarak almışsın gibi duruyor. O duvarların açıklığı inanılmaz derecede beni rahatsız etti. İnanılmaz derecede. Taş duvar zaten başlı başına fiyasko.
Ama tatlım, orayı kullanmıyorum, burayı kullanmıyorum. Biz nereye yorumlayacağız tatlım ya?